Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir format programıyla karşınızdayız ve saatlerimiz tam 22.00'ı gösteriyor. Her zamanki gibi yaklaşık 2 saat boyunca stüdyoda çok değerli program partnerlerim, sevgili Suat hocamız Suat Demiral ve sevgili Gökhan Gül ile birlikte hem haftanın mücadelelerine, hem hafta sonu heyecanına, hem de efendim yurt dışı koşullarıyla birlikte yurt dışından keyifli haberlere bakacağız diyelim. Suat hocama döneyim. Hocam iyi haftalar. Hoş geldiniz. İyi programlar da dileyim ayrıca. Hepimize tekrar güzel bir yayın olması dileğiyle sizlere sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık diyelim şimdiden. Gökhan'a dönüyorum. İyi programlar Gökhan. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok iyiyim. Her zaman olduğu gibi koşularımız var, haberlerimiz var. Bu hafta tabii ki grup koşuları biraz fazlaydı. Hepsinden belli bir zaman diliminde anlatmaya çalışacağız. Haberlerimiz de çok güzel. Atçıdan, atları seven camiamızdan, herkesten mesajları bekliyoruz, katkıları bekliyoruz. Hep beraber 2 saat atçılık sohbeti yapmak için. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık sevgili Gökhan. Efendim Gökhan'ın da belirttiği gibi haftanın, yani geçtiğimiz haftanın mücadeleleri bu hafta biraz daha programın yoğunluğunu alıyor, kapsıyor ve çok önemli koşular var gerçekten. Hiç vakit kaybetmeyelim. 12 Ağustos'ta İstanbul'da yapılan Celal Bayar koşusuyla haftanın mücadelelerinin açılışını yapalım. Ekrana da gelmeye başladı. Grup 2 koşu 2400 metre çim pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizleri bir araya getirmişti. 12 Ağustos günü, yani Cuma gününün mücadelesiydi. İstanbul'da 8. koşu olarak yapıldı. Grup 2 Celal Bayar koşusu. Koşuda çok net favoriydi Burgaz. Bu kadar net favori olmayı hak ediyor mu diye koşu öncesi kendi aramızda en azından konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ama hak ettiğini, hatta belki de fazlasını hak ettiğini 4 boyluk çok net bir farkla, çok net bir koşu kazanarak belki de gösterdi. Şampiyon safkan diyebileceğimiz Burgaz koşuyu çok net bir biçimde kazandı Gökhan. Neler söylersin? Şimdi şampiyon Burgaz şampiyon bir at. Sonuçta Gazi galibinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu ve benzeri koşular aslında çok kolay yarışlar değildir. Bakıldığı zaman kağıt üzerinde Burgaz ve Zafer Ateşi'nin ön planda olduğunu, ama diğer atların da gününde olduğunda ve koşuya lehine gittiğinde rakiplerin, hatta grup bir koşu kazanabilecek potansiyelde atlar olduğunu da biliyoruz. Fakat koşu beklendiği gibi, daha önce konuştuğumuz gibi, ki bunun için hani atla deve değil biraz ilgilenen insan görüyor zaten. İşte Arsmen'in koşuya liderlik yapacağını, Kegner'ın onun peşine takılacağını, Vintichore onların arkası takılıp onların ikisinin temposunun düştüğünde liderli olup basıp gidip eğer ki Burgaz ve Zafer Ateşi birbirini bekler mi, ben de bir avantaj alır mıyım diye bu şekilde bir taktik çalışması olacaktı, belliydi. Ve nitekim de buralarda Arsmen'in biraz temposu düştü ve daha doğrusu yani içinden yol açtı. Herhalde bariyer dibinde kalmak istemedi Saadettin. O içerideki boşluğu bulunca da Vintichore yürüttürdü. Şimdi Vintichore tabii ki bu yarışı kazanmak istiyor. Ama arkada Burgaz gibi, Zafer Ateşi gibi, özellikle Burgaz gibi gününde olduğunda çok etkili gelecek bir rakibi olduğunu bildiği halde oralarda yürüttürdü. Hmm. Onlar birbirini beklesin, ben foto önde geçeyim diye. Yoksa birazcık daha idare edip yüzükle kaçsaydı bence bugün ikinci olurdu. Bugün. Hmm. Burgaz'a gelecek olursak, Burgaz müthiş bir at, yani anormal bir yeteneği var. Yani bakıldığı zaman işte Dubai'ye gitti, karantinada kaldı, bir arası var, geldi ilk koşusunu Haliç kazandı. Ardından foto finişte Yamanlar Bey gibi üst düzey bir ata burunla geçildi. Sonrasında grup 2 koşu çok kolay bir binicik elde etti. Yani Burgaz gününde olduğunda, iyi olduğunda geçemeyeceği at yok. Bunu bize kendisi zaten gösterdi. Bugün içinde 3 tane şartlar ne olsa olsun önde gidebilecek atlar olunca arkasına kaldı. Ama Halis bana kalırsa atına çok güvendiği için, mesela ben düzlüğe kadar hiç yürütürmez dedim. Hayır. 800'den sonra Fofa yürütürdü. Yani Vintichore yürüttüğünde o da yürüdü. Evet. O da yürüdü. Yani benim atımın kuvveti var, ben de yürüttürürüm. Arkadan gelen olursa da ona cevap veririm. Bak gördün mü? Bak buralar Vintichore yürüttürünce o da yürüttürüyor. Doğru. Ben daha kalır diye bekledim, yani yürütmez diye bekledim. Ama atına çok güveniyor. 4'lü bir fark yaptı. Yine şimdi Cesur Yürek çok iyi bir at. Kim o? Zafer Ateşi. Hem grup 1 galibi, hem en az 4 ya da 5 senedir mücadele ediyor. İlk aklıma Fines geldi. Fines'le koşuyor, Longlar'la koşuyor, Kalto Victor'la koşuyor. Kazanıyor, kaybediyor, geçiliyor ama hep mücadelede, yani müthiş bir at. Benim çok sevdiğim,
Çok çok başarılı buldum Miat. Bence kariyerinde grup 1'i çok yakıştı. Ama tabii böyle üst düzey performans gösteren çok çok iyi atlar çıktığında ikincilikte, üçüncülükte kalabiliyor. Bu da normal. Sonuçta Zafer Ateşi 8 yaşında 6 yıldır koşuyor Bahat yani. Müthiş bir... 7. 2 yaşında sayarsan 7. Evet doğru. O yılda sayarsan doğru. Sonuç itibariyle müthiş bir performansı var. Vinti Çore her an her saniye foti önünde geçebilir. Geçen sene biliyorsunuz kazanmıştı. Çünkü atanın onun da bir gücü kuvveti var. Bazen koşunun aleyhine, daha aleyhine gideceği ve rakiplerin biraz eksik koşacağı güne denk geldiğinde bu ve benzeri gruplarda bile foti önünde geçecektir. İyi bir at. Kekner 4. Arslan 5. oldu. Arslan gününde olduğunda iyi, daha iyi yarışlar yapıyor. Bugün biraz erken teslim oldu. Ama ben bu ve benzeri atlara yani çok eleştirme babında değil, kolay değil yani bu atlar. Hep üst düzey yarışlarda koşuyorlar. Sentetik koşuyor, kum, çim koşuyor, mesafe koşuyor. Yani ara ara beklentinin altında kalabilecek yarışları bu böyle bir performans gösterecek lükslere sahip bu atlar yani. Ama Burgaz maşallah aldı. Tüm ekürüyü kutlayalım. Müthiş, cesur yürek, harika bir at. Gerçekten öyle. Şimdi merak ettim, tek tek baktım, aklımda öyle kalmıştı, emin olayım istedim. İlk ışıklandırma altındaki yarışı oldu Burgaz'ın. Bundan önceki tüm yarışları gündüz yarışıydı. Ha. Dubai'de 2, Türkiye'de 14 koşusu hep gündüz koşulmuştu. Denk gelmiştir. Demek ki pazar günleri koştu İstanbul'da genelde grup yarışları koştuğu için. Aynen öyle. Ama önemli bir istatistik yani, dikkat etmişsin, kolay değil. Ama Burgaz'a ben işte gündüz gece ışık zannetmiyorum. Hatta ışığı daha çok seviyorum. Ya yani şey değil yani, kendinden emin yani, rahat bir at. Yani. Çok görmüyor doğru. Musun? Ya sonuçta yazın havada olsa koşu koştu geldi yine terlemedi yani. Doğru söylüyorsun. Üst düzey bir at. Kesinlikle öyle. Maşallah diyelim. Hocama döneyim. Hocam Burgaz ve bir zafer daha. Şimdi Burgaz'ın bir şansı da alttan gelen jenerasyonun olmayışı. 5 atın 3'ü kendi akranları. 3 tane 4 yaşlı. Bir tane 6 yaşında Arsmen ve bir tane de artık bugüne kadar performansına şapka çıkarılacak bir 8 yaşında Zafer Ateşi var. Kağıt üzerindeki şansı çok fazlaydı ve bunu neticeye de yansıttı. Sakin bir at. Bu atın en büyük yanı benim kendi şahsi kriterlerim arasında başkasını, benim söylediklerim en azından beni bağlar. Bir İngiliz atında aradığım en önemli kriter budur. Çok sakin bir at. Çok kendinden emin. Mesafe uzadıkça da daha rahat koşan bir at. Önünde 3 tane at adeta bayrak yarışı yaparcasına birbirinin üstüne gittiler. Yarışın ilk biri 4. İlk biri 4 geçtikten sonra 12'lik tempoya indiler ki 2400 metre bir yarış için oldukça hızlı bir yarış. Zaman zaman seyrediyoruz. 1400 metre yarışlar genç atlar arasında bile 25 bitebiliyor. Son 1425 bu yarışın. Önemli bir derece. Ki öndeki üçünü geçmesi çok kolay oldu. Arkadan da Zafer Ateşi Vinci Torre'nin bir tık acele etmesinden faydalandı. Vinci Torre biraz kazanmaya gitti. Orada 800-600 arası bastırayım, düz yolda bir baskı kurayım dedi. Yarışı koparıp gideyim, bir ara yapayım dedi ama kağıttaki taktik neticeye canlı olarak yansımadı. Bence şahsi kanaatim olmakla beraber Vinci Torre çok iyi formda, çok iyi durumda. Fakat Politrak'ta daha iyi koşan bir safkan. Bu yarış kum pistte koşulsa, yani İstanbul Politran'da koşulsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. En azından bu defa tabii rakipler de farklı olabilirdi. Kendi çapında iyi bir performans sergiledi. Diğer atlar için söylenecek çok fazla bir şey yok. En azından temiz bir yarış. Yarışın neticesi beklendiği gibi bitti. Hiç itişme, kakışma, açılma, birbirini rakibi rahatsız etme, denebilecek en ufak zerre kadar bahsi geçecek bir konu ve ortam müsait değil. Yolu açık olsun, iyi bir at. Pistlerde uzun yıllar görmeyi istediğimiz tarz yetenekli, güzel bir safkan. Başarılarının devamını diliyoruz. Maşallah diyelim, başarılarının devamını dileyelim, kutlayalım bir kez daha ve geçelim efendim Bursa'da aynı gün 12 Ağustos Cuma günü yapılan Bursa Vali Koşusu'na, ki Bursa Vali Koşusu dediğimiz anda da Kıyıcı'nın kazandığı koşu hemen aklınıza geliyordur. Ekranlara da görüntüler gelmeye başladı. Kıyıcı Kuddusi ile Türk Erekürisi'ni tabii ki temsil etti bu koşuda. İlk kez göz koruyucu taktı. Biz evet, bunu geçen programlarımızda konuşmuştuk, kendi aramızda faydası olur mu diye. Sen de denenebilir olacaktır demiştin sevgili Gökhan. Nitekim öyle de oldu. Koşu sonrası da sosyal medyadan ekürisi
bizi bu konuda bir kez daha hem teşekkür ettiler hem de bu tespitten ötürü kutladılar. Biz de kendilerine teşekkür edelim bir kez daha bu vesileyle. Ve sana sorayım, gerçekten çok işe yaradığını gördün mü göz koruyucu aksesuarını? Şimdi İstiklal Savaşı koşusunda biliyorsun ki sert belki bir mücadeleye girdi. Evet. Şimdi o koşuda ilk defa bu at bu kadar bir yaramazlık yaptı. Yani yoksa bu at, biliyorsun seninle konuşmuştuk ya, sağda ringde bir at gördüm. O kadar güzel bir at ki hiç Kaizmert'in bu renk atı da yok. Çok doğru. Güzel bir görünümü var ve çok güçlü bir at. Zaman içerisinde grup yarışlarda da boy gösterecek de söylemiştim. Üçüncü olmuşum kısa vade bir yarışta. Kısa vade altı bir yarış. Mustafa Çiçek binmişti, hı-hı, doğru. Hı-hı. Fakat sonrası o yarışın ardından zaten İstiklal Savaşı'na geldi. Ama o Mustafa'nın bindiği gün böyle bu yaramazlıklar yapmadı. İstiklal Savaşı'nda bildiğin startla birlikte Jockey Ahmet Çelik'le bir kavga içerisine girdi at. Hı-hı. Dışarı gitmek istedi, atların üzerine gitmek istedi. Atlarla sanki bir derdi varmış gibi bir mücadele verdi. Ve Sertberk'i son aksiyonda kaybetti. Evet. Şimdi o yarışın ardından Sertberk'in de kayıt olmadığı Nibolu koşusunda göz koruyucu takmak biraz riskli. Hı. Yani çünkü ondan etkilenirse en ciddi rakibi de koşmuyor. Doğal olarak o yarışta değil sonraki yarışa takarlar diye konuşmuştuk. Hı hı. Nitekim taktılar. Şimdi kıyıcının çok güçlü, çok kuvvet olduğu aşikar. Ama bunu gösterebilmesi adına yeteneklerine kadar fazla olduğunu görebilmemiz için bugünkü yarışı yapması gerekiyordu. Mesela bence şu, bir start alabilir miyiz lütfen? Oynatalım. Bak şimdi Yeltay Türkiye'deki en süratli atlardan biri. Evet. Şimdi en süratli at olmak yetmiyor. Start da 1.5 boy çaldı. Türkiye'nin en süratli atlardan bir tanesi start da bitti. 1.5 boy çalıyor. Çalıyor. Onunla birlikte süratli bir at gidiyor. Bak şimdi arkalardan geliyor. Tutarak onun yanında gidiyor. İstese numarayı alacak, doğru mu? Doğru. Bak tutarak geliyor yanına. Yani at o kadar kuvvetli ki, o kadar yetenekli ki. Bunu sadece koşuda gösterebilmesi adına bir çalışma yapılması lazım. Bu kulaklık mı olur, gözlük mü olur, uzun mesafe mi olur, pist değişikliği mi olur, göz korucu mu olur? Bu da biraz yaşayarak görebiliyorsun. Tabii ki. Sonuç itibariyle sabah idmanlarında ile koşu bir olmuyor. Koşu içerisinde yaşananlar farklı oluyor. Ya da koşuda daha zorlanıyorsun, daha etkileniyorsun. Ne oluyor bu sefer? Atın bir sıkıntısı, bir sorunu varsa hem mental hem mekanik olarak o da çıkıyor koşu içerisinde. Şimdi bu koşuda çok büyük bir analiz yok. İstikrarlı at. Bence Bursa'da daha iyi koştuğunu düşündüm. Burada grup koşu kazandı. Pıtır'ın ikinciliği. Önemli. Yeltay hem yaşlandı hem kolay bir at değil. 8 yaşında. Üçüncü oldu. Ama gününde ve kendinde olduğunda biliyorsunuz Cumhuriyet kazandı bu at yani. Tabii. Yok, yetenekli bir at. Ama şu an gücünü koşuya yansıttığında hemen hemen koşabileceği bütün rakiplerini geçebilecek bir kıyıcı var karşımızda. Kesinlikle göz koruyucunun ona çok yararı olduğunu düşünüyorum. Biz seninle bu konuyu detaylıca konuştuk ama bu konunun dışında da hoca zamanı gelecek bütün atlar dedi göz koruyucuyla koşacak dedi. Tabii ki. O yüzden çok doğru. Ama işte bunu belli bir zaman dilimi içerisinde hem ata bunu kabul ettirmek demek hem lazım. De bunu tabii ki bir ekip var, at sahibine de antrenörden de kabul edecek, seyis de var, çalıştıran da var. Yani kolay değil bu kararı alabilmek ama böyle bir yarışta alınması gerekiyordu. Göz koruyucu da bir İstanbul'da koştuğu zaman da görmek lazım. Acaba evet. Sol tarafa doğru dönüyor. Ondan da yaramazlık yapmıyor olabilir yani. Olabilir. Çok kıyıcıdan bu konuda çok emin değilim yani. Doğru söylüyorsun. Çok güçlü. Maşallah bir at yani. Maşallah. Gerçekten öyle. Güntay'ın da babası Güntay'ın da toplam koş doğmuş diyeyim 263. Kimin babası? Hem ikinci olan Pıtır'ın Pıtır hem üçüncü Yeltay'ın bu arada. En çok kazanan iki temsilcisi bu iki isim. Yani 263 yavruda en çok kazanan ikisi şu anda bu koşuda ikinci, üçüncü oldular. O da bence Güntay adına en azından önemli bir başarı oldu. Hocam göz koruyucu konusuna Gökhan da değindi. Siz gerçekten zamanı gelecek safkanların büyük bir kısmı bu aksesuarı kullanacak derdiniz. Etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, at bir kere çok formda. Etkisi değil, en azından zararı olmadığı kesin. Evinde koşuyor. Genel itibariyle Kaizmertlerin bütün taylarında böyle bir yaramazlık, oyunculuk. Var. Bakıyorsun kaybetti diyorsun. Son 20 metre geliyor, yarış tekrar lehine döndürebiliyor. Bunlar bir garip stilleri var. Hı hı. Çok oyuncu, çok yaramaz, çok kuvvetli atlar. Kendi istediklerinin yapılmasını isteyen atlar biraz da. Yani şahsiyetli atlar bana tabi olacaksın, ben sana tabi olmam diyor. Şeyi kabul etmiyor. Yani hükmedilmeyi kabul etmiyor biraz da. Bir duruşları var. Bir yerde size her yerde katılıyor olabilirim fakat 300'de yine bir kere at kamçı hiç sevmiyor. Hı hı.
içeriden Pıtır biraz böyle bir yaklaşır gibi oldu. Mustafa bir kamçı gösterdi, hafif kullandı, zıt diye içeriye kaçtı. Yani göz koruyucudan çok bir kere at evinde rahat koşuyor. Buralarda hiçbir sorun çıkartmadı. Her yarışın her yerinde ya bir de şöyle bir avantajı var. Önde Yeltay gibi para versen bulamayacağım bir ekürü var. Yarışı hızlı götürüyor ve tempoyu açıyor. O yavaş gitse şu yarış, jokeyin içini bu at çok zora sokar. Öyle mi Gökhan? Tabii. Yani bu yarışta ciddi bir tempo ve sürat var. Bak şimdi zaten buralarda, bak şimdi burada bir sopa çekti, bak nereye gitti at. Zaten pist rekoru çıktı. Evet. Yani göz korucu da kurtarmaz bunu. Sola dönen pist bir kere kesinlikle çok lehine. İstanbul'da olsa bu yarış farklı şeyler konuşurduk. İstanbul'da bu kadar rahat göz korucuyla da olacağını zannetmiyorum. Yani şu olabilir, buna bilen jockey kardeşlerimizin mümkün olduğu kadar son ana kadar vurmamaya direnecek. Veyahut da daha usturuplu, daha canını acıtmayıp hafif, daha hafif ikazlarla kullanacak. Veyahut da buna farklı bir kamçı kullanacak. O yurt dışında çok güzel süngerden olanlar var. Böyle bir kamçıyla binecek buna. Göz korucudan ziyade ben göz korucu her arabatında tarafım. Bak buralarda mesela kapanıyor. Hiç korkmuyor. Hiç yoluna devam ediyor. Gidiyor. Gayet rahat ama bak ne kadar gücü var. Gökhan'ın dediği gibi istese, yani istese numarayı alıp gidecek yani. Tamam. Evet, o kadar. Güce ve forma sahibi. Genç atlar bunlar tabii. Şimdi Yelta'ya da haksızlık etmemek gerekir. Ne olursa olsun o da çok uzun yıllardır pistlerde ve hep üst seviye yarışlarda yarışların yükünü çeken oldukça süratli bir safkan. Derece ortada, dereceyi görüyorsunuz. Neresinden kaç çıkıp kaç indirsen. Tabii tabii, pist rekoru geldi. 7 çıksan 28'e geliyor. Yani. Ne çıkarsan çık, ne eklersen ekle. Bunun her tarafı çok ciddi bir derece. Bu tempoda, bu tempolarda oldukça kolay hakim geliyor. Rakipler de ona oranla büyük bir kısmı. Yani Yelta 2 sene 3 sene evvel Yelta'ya olsa bu pisti dar getirir bunlara. Çok zor yakalarsın Yelta'yı buralarda. Tabii. Yelta'yı kara tahtaya yakalarsın ya, yakalayamazsın yani. 2019-2020 galibi zaten hocam Yelta yani, bu koşunun. Tabii şimdi Yelta hizmet ömrünü tamamlamış bir adam ama geçen sene yine hepimiz böyle büyük bir şans vermedik. Kalktı. Cumhuriyet Kostu'nda inanılmaz bir performans sergiledi. Bu atçılık böyledir. Ama Kaysbertler her an her şeyi yapabilecek zaten atlar. Zaten gücünden kuvvetinden üçüncülü at. Bakar mısın? Rahat değil zaten Yalta'yı hocam. Kafayı değil. Kaldırıyor. Ne yapsın zavallı. Kolay değil tabii. 7-8 senedir pistlerde koşan bir evet. At yani. Oldukça. Güzel bir yarıştı. Ya albenli bir at. Güçlü, kuvvetli, formlu bir at. Gücünü pek yarışa yansıtmıyor. Bu kadar bile yetebiliyor performansına. Çok net. Bir kez daha kutlayalım gerçekten gözlerimizin. Yani var Pıtır'dan iyi bir yarış bekliyorduk. İyi koştu. Bir önceki yarışında ciddi bir performans sergileyememişti ama ondan önce bir serisi vardı. Tekrar yine güzel bir dönüş yaptı. Peki hocam, hemen de yurt dışına pas atalım ve sıradaki mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayalım. Değerli yarışseverler, dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sevgili yarışseverler, Saratoga'da 5. koşu var sırada. 2 yaşlı İngiliz Tyler'ının maiden mücadelesi 1200 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek az sonra ve 2. Beşli Ganyan başlayacak bu koşuyla birlikte 3 numaralı Tay'ın start almayacağını belirtelim. 5 numaralı Clear the Dike bu yarışında ilk kez kapalı gözlük aksesuarı takıldı. Yarışın favorisi ise 6 numaralı Forbidden Secret. İrat Ortiz Jr. ile start alacak. İlk startı 21 Temmuz'da Saratoga Hipodromu'ndaydı İrat Ortiz Jr. ile ve 1100 metre mesafede kum pistte 5 numaralı Clear the Dike'in de ikinci olduğu yarışta ilk 3 dereceye giremedi. 1 numaralı Suris ilk kez start alacak. Dallas Stewart'ın antren ettiği Junior Alvarado ile koşuya katılan Butay ve 2 numaralı Childers, o da az sonra bu koşusuyla birlikte yarış yaşamına başlıyor. Brad Cox'ın antren ettiği Javier Castellano ile koşuya katılan Butay ve 4 numaralı Uncle Dan, o da ilk kez start alacak az sonra John Velasquez'le. Carlos Martin'in antren ettiği Butay da Baksakir'in aldığı 5 numaralı Clear the Dike. 5 numaralı Clear the Dike 4. startını almak üzere Baksakir'in aldığı 6 numaralı Forbidden Secret. Todd Pletcher antren ediyor Butay'ı. İrat Ortiz Jr. ile start alacak. 2. startını almak üzere Baksa yöneldi şimdi ama İrat Tayından indi. Bu arada Uncle Dan de box içinde zorlu anlar yaşadı ve şimdi de jockey tayından inmek durumunda kaldı. 6 numaralı Forbidden Secret start görevlerinin yoğun gayretleri sonucunda box'a yöneltildi ama arka kapakları henüz kapatılmadı. İrat Ortiz Jr. da onlara yardım etmeye çalışıyor ama şu anda 4 start görevlisinin gayretleri sonucunda olmadı, geriye doğru çıktı. Yurt dışında şu anda Butay favori olarak gösteriliyor. Ve bir güç birliğiyle şimdi yeniden start görevlerinin 6-7 start görevlisinin güç birliğiyle, yardımıyla Baksa'daki yerini aldı. İrat da Tayin'a binmek üzere Baksa çıktı. Ve Tayin'a bindi. 7 numaralı Raka Raka Kuruz kaldı Baksa'nın gerisinde. Raka Raka Kuruz da kulvarındaki yerini aldı. 6 Tay'da Baksa içinde. Saratoga'da start verildi. 5. koşu başladı. 4 numaralı Uncle Dan şahlanarak çıktı. 2 boy kaybetti. İçeriden gelen 2 numaralı Childers, dışarıdan gelen 6 numaralı Forbidden Secret'la liderlik mücadelesi veriyor şimdi. 1 boy gerilerinde 5 numaralı Clear the Dike var. Onların hemen dışlarında 7 numaralı Raka Raka Cruz. 4 boy gerilerinde 4 numaralı Uncle Dan. Son sırada 1 numaralı Suris var. Son 800 geçildi ve 2 numaralı Childers Javier Castellano ile liderliği aldı. 6 numaralı Forbidden Secret'ta İrat'la peşine takıldı. Son 600 metreye girildi. Bir boy fark yaptı 2 numaralı Childers. Bir boy gerisine 6 numaralı Forbidden Secret geldi. Onu bir boy geriden son yarışında onu mağlup eden 5 numaralı Clear the Dike geldi 3.lüğe. 7 numaralı Raka Kuru Kuruz 4.lükte. 4 numaralı Uncle Dan. 5.likte son sırada 1 numaralı Suris var. 2 numaralı Childers yakalandı 6 numaralı Forbidden Secret'a. Şimdi son düzlükte ve 6 numaralı Forbidden Secret ataklarını sıklaştırdı. Geldi rakibini sıkıştırmaya başladı. Ondan aldı liderliği. Şimdi bu kez de dışından 5 numaralı Clear the Dike atak yapıyor. Son yarışında onu mağlup etmişti. Geldi yeniden şimdi onu yakaladı. Bu ikilinin rövanşı başladı. Dışarıdan gelen 5 numaralı Clear the Dike, 6 numaralı Forbidden Secret'ı bir kez daha geçti. Mağlup etti. Bir boyun farkıyla koşuyu Julien Lippero ile 5 numaralı Clear the Dike kazandı. 6 numaralı Forbidden Secret ikinci oldu. 2 numaralı Childers da üçüncü. Julien Lippero ile start alan ve bugün ilk kez kapalı gözlük aksesuarı takılan 5 numaralı Clear the Dike Saratoga'da günün 5. koşusundan galibiyetle ayrılan tay oldu. Değerli yarışseverler, koşu heyecanını tamamladık efendim. Programımıza da geçen haftanın mücadeleleriyle, heyecanlarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ankara'da 13 Ağustos'ta yapılan 4. koşu yani Karadeniz koşusu var sırada.
Ekranlara görüntüler gelmeye başlıyor. Grup bir mücadeleydi malum. 3 ve yukarı yaşlı dişiler kısraklar bir aradaydı. 1600 metre çim pistte Snowbird 3 yaşlı olarak koşuya katılan 3 isimden biriydi ve birincilik serisini devam ettirdi. 3 boyda tereddütlü başladığı koşuda sevgili Gökhan neler söylersin? Evet, şimdi Snowbird dezavantajlı başladı. Sonuçta 1600 metre bir koşudan bahsediyoruz ve grup 1'i bir yarış. Kolay değil. Ama müthiş bir at Snowbird. Yani yılın ikinci yarısından sonra biz onu tanıdık. İlk olarak Avrupa Birliği Başkanlığı koşusunu A2 koşu kazanmıştı. Ankara'da orada kendini gösterdi. Sonra kısak koşusunun beşincisi olup ardından grup 2, grup 3, grup A2 ve sonra grup 1 dişine ait olan koşuları kazandı. Tabii 7. ayın 27'siyle bir ay içerisinde 3 yarış koşup ardından 4. yarış 1600 metreye çıkınca herkesin kafasında bir soru işareti kaldı doğal olarak. Ama Snowbird ezilmeden geldiği için bu koşuların üstesinden gelebilecek yeteneği olduğundan dolayı da üstesinden geldi. Bir de rakipleri arasında 4,5 kilo fark var. Baktım şimdi Hışman Atı ağır binmemiş yani 10 gram diyor. Evet. Yani sonuçta Valley of Flowers, Chipchi, Hardtop üstüne hani arkasında bitiren atlardan bahsediyorum. 4,5 kilo fark var, çok önemli. Fakat atın inanılmaz bir gücü var ve bu gücünü orantılı kullandığında sonlara çok etkili geliyor, çok bitirici geliyor. Rakiplerin yapabileceği bir şey kalmıyor. Yani özellikle bu dişler ait olan koşularda artık kesinlikle ben varım, en iddialı benim dedi ve başardı. Şimdi Valley of Flowers da kış sezonundan itibaren müthiş yarışları var. Kolay gidiyor yarışlarında tutarak kazandığı yarışlar oldu. Sonra bir arası olur gibi oldu ama bugün için kötü koşmadı. Fakat müthiş bir rakibe ya da çok formda, çok üst düzey koşan bir rakibe denk geldi. Chipchi liderliği aldı. Buna rağmen bırakmadı koşuyu. Üçüncü olarak bitirdi. Hardtop üstüne düzlük dönüldüğünde biraz daha iyi yere kalabilirdi. Daha iyi yere kalsa hani koşuyu kazanamaz ama belki Valley of Flowers ve Chipchi ile bir mücadele içerisinde olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Kraygırların atları 1-2-3 oldu. General Quartista'yı kazandı. Nativanlar ikinci, üçüncü bitirdiler. Birinci, üçüncü olan at Kırat Sadıkçım. Toparlayacak olursak Hışman için çok başarılı bir koşu günü oldu. Hışman biliyorsunuz ki genç yaşta hem çok eleştirilen hem çok başarıyı yakalamış bir arkadaşımızdı. 2022 yılında bir düşüş vardı. Yani en azından 2019-2020 yılındaki gibi değildi. Bu ve benzeri koşular moral olur böyle jokelere. Bizim jokelere ihtiyacımız var. En iyi jokey biliyorsun. Moralli jokey. Aynı gün içerisinde iki tane grup bir kazanmak bence Hışman'ı kendine getirdi. Hatta bunu devam da ettiriyor. Biraz daha böyle atın üstünde kendinden emin o eski haline gelmiş gibi. Snowbird dişlere ait olan koşularda kazanmaya devam edecektir. Valley of Flowers, Chipchi, Hardtop üstüne, Harmony Granger bunlar birbirlerini geçebilirler. Belli bir koşu standartları değiştiğinde işte uzun mesafe, çim, kum, ne bileyim şehir değişikliği farklılık gösterebilir. Burada bir de illüzyon var. Bu at biliyorsunuz 3 tane grup 1 galibi. Gazi koşusu 4.sü. Hatta ben bu koşuda galopların yeterli olabileceğini öngörmüştüm. Ama bakıldığında bu kadar ara etkilemiş atı doğal olarak. Yani belki bir yarışa daha ihtiyacı var. Yani sonuçta buralarda halis ellemiyor. Bırakıyor atı. Bırakınca at da bırakıyor. Ama hani bir koşu daha görmesi lazım. O bir koşuyu gördükten sonra aktif olarak idmanda kalırsa illüzyon her an devreye girip bu rakiplerine geçebilecek güçte bir at. Sağlıklı çıktığı takdirde, sağlıklı koştuğu takdirde. Snowbird'ü ve ilgilerini bir kez daha kutlayalım. Sonuçta 40-45 gün içerisinde 4 koşu, 3'ü uzun, 1'i kısa, 2 grup 2, 1 grup 1. Hakikaten maşallahlı bir performansı var ve bunu devam ettireceğini gösteriyor. Çok güçlü detay. Kesinlikle öyle. Maşallah diyelim görüntüsüyle, performansıyla. Özellikle Gazi koşusu günü tabii Nene Hatun'da start almıştı ve oradan sonraki performansı hakikaten göz dolduran müthiş bir performans. Hocam Karadeniz koşusu Snowbird kazanan isim neler eklersiniz? Şimdi bazen yarış lehinize bazen aleyhinize gider. Şimdi bu yarışta anlam veremediğim bir iki şey oldu mesela. Tamam Chipchi güzel bir şekilde başladı yarışa. Fakat Melinam ve Navona çok baskı kurdular Chipchi'ye. Bu defa yarış 35 geçti. Bu tarz tempolarla gidilen yarışta son 846 gelirse hep ne diyorum arkaya bakacaksın. Arkada da en rahat yerde giden kuvvetli ve formda kısrak kazanan kısrak. Snowbird. Yani her şey lehine gitti bu yarışta.
ekürünüz olsa böyle bir şey yapmaz. Melinam sürekli baskı kuruyor. Navano kağıt üzerinde çok şanslı olmasa bile o da devam ediyor içeriden. Yani şu temponun üstüne bir de bak dışarılardan tekrar Melinam geldi. O geldikçe o önde biraz daha salıyor atı. Düz yol döndü bir de fark yaptı. Tam çığırından çıktı yarış. Çok hızlı bir yarış. Yani biraz sonra konuşacağımız yarışlar var. Kağıt üzerinde erkeklerin koştuğu bu tarz bir yarış. Ama bunun kadar hızlı ve güzel bir yarış olmadı. Bu yarış çok kaliteli bir yarış oldu. Belki beklendiğinde geçtiğimiz yıllarda bu yarışları efsane safkanlar kazanmıştı ama bu atın da ne denli kaliteli bir at olduğunu gösterir. Şimdi burada burada bir durdurursanız biraz daha geriye alın yarışı. Biraz daha geriye alın. Tamam. Şimdi kağıt üzerinde oynatın. Ben normal seyrinde oynatıyoruz. Bizi al ekrandan. Şimdi burada sanki çipçe kolay kazanacak izlenimi verdi. Ya iki arkasındaki takip eden at oyundan tamamen düştüler. Şurada bir durduralım. Biraz daha geriye alalım. Tamam. Yani burada bir nereden baksam 5-6 boyu var. Evet hocam. Yani o iki atın baskısı olmasaydı daha yakın aralarla, muhtemelen yakın aralarla biterdi. Belki yine Snowbird kazanırdı ama işi bu kadar kolay olmazdı. O iki at Snowbird'ın işini çok kolaylaştırdı. Normal seyrinde devam etsin yarış. Tabii çok formda bir safkan. Burada onu geçebilmesi kağıt üzerinde muhtemelen atlar son yarışları itibariyle ekürüler veya Hartof üstünden bir çıkış bekliyorduk. Ekürüler kötü mü koştu? Kesinlikle kötü koşmadı. O yüksek tempoya rağmen ikinciliği çipçe son anda ekürüsüne kaybetti. Ekürüsü çok etkili bir yarış koşmadı. Yani düz yolda iyi yerlerden girdi, iyi yerlerden çıktı. Ahmet atı çok kısa koşturdu. Hiç zaman kaybetmedi ama o istediği diri atakları yapmadı. Ancak ekürüsünü geçmeye yetti. Pistlerde görmeyi istediğimiz güçlü genç safkanlar. Bu yıl çünkü bazı duyumlar alıyoruz. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama atlar da koşmuyorlar. Koşmayacaklarını da duyuyoruz. Yani Gazi Koçlu'ndaki tabela giren atların neredeyse tamamı yok oldu. Atların da biraz değerini bilmek lazım. Ayrıca da kolay da değil. Gökhan da az önce bahsetti. 45-50 günde farklı şehirlerde, farklı mesafelerde bu seviye yarış koşup kazanmak her ata nasip olmaz. Öncelikle atı ilgililerini başta Mevlüt Tan Yiğit abimizi, Nihat Kaya kardeşimizi, Seyis kardeşimizin adını bilmiyorum. Hiç bana da burada bir parantez açmak lazım. Her ne kadar ekranlarda zaman zaman geçenlerde Bursa'da bir iki yaş tay yarışında o yaptığı faulleri ne kadar eleştirdiysek bak burada ne kadar soğukkanlı biniyor. Bir yeteneği var. Belli bir yere gelmiş okey ve çok şans buluyor. Evet hocam. Yani şimdi son yılla, son haftaların en formda atı tamam belki bu atın ilgililerinin fazla sayıda atı olmayabilir. Jokeyler bazen de diğer ekürlerin yıl genelini veyahut da daha geniş portföyü olan at sayı ve antrenörleri tercih edebilirler. Ama böyle yarışlarda böyle bir atı yakalamak her jokeye nasip olmaz. Bu ata belki başka jokeyler de binmek isteyebilirdi. Ama Nihat Kaya kardeşimiz şişman üzerinde durmuş. Bu şansı vermiş. O da bugün en iyi şekilde kullandı. Kendisi için güzel bir dönüş oldu. Biraz sonra yine konuşacağız. İki grup birle döndü. Buradan tekrar bir yeni bir sayfa açıp o gereksiz kamçılar yarış içinde gereksiz diğer rakipleri rahatsız etmek, onlara rahatsızlık vermek adına değil de böyle kazanarak kendisinden bahsetmemiz daha hoş olur. Kendisi için de güzel bir sayfa olur. Şu an ciddi bir jokey problemi var. Yani hele ki özellikle cuma günleri İstanbul'dan Bursa çakıştığı zaman ciddi sorunlar oluyor. Kış aylarında yine aynı Adana İzmir zaman zaman çakışıyor. Buralarda genç bir kardeşimiz ciddi şans yakaladı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Diyor Suat hocamız, bir kez daha kutluyoruz ve Karadeniz koşulları 2013 yılından beri yapılıyor efendim. Hemen onlarla ilgili detay da paylaşalım. Geçtiğimiz yılları da şöyle bir hatırlamış oluruz. 2021'de İllüzyon kazanmıştı Gökhan Kocakaya ile. 20 yılında 2020'de Flashing Girl Hişman Çizik'le, 2019 İskra Halis Karataş'la, 2018 Peri Lina Ahmet Çelik'le, daha önce 2017 Sherry Sherry Lady, öncesinde Tatvan İncisi 2 yıl üst üste Hard Baby ve Will Power şeklinde efendim Karadeniz koşullarının galiplerini de hatırlamış şimdi olduk.
1.35-22 hocam en iyi dereceydi. Perilina'ya aitti bu mesafede. 1.35-25 ile en iyi ikinci Karadeniz koşulları şimdi derecesini yaptı. Ben dereceler üzerinde pek durmam. Fark etmez. Boğat şimdi bugün 34.5'ta bilse yine Boğat kazanacak. Kazanacak. Biraz daha ön tarafta hız olsa Boğat yine her şekilde bu gelecekmiş. İyi bitmesi halinde derece. Yani yavaş giderse bu kaybederdi. Yani o benim az önce bahsettiğim Melinam'la Navano Çipçe'nin üzerinde büyük baskı kurmasalardı bu yaş 36'ya doğru biraz yaklaşsaydı bitirmişti işi. Evet hocam. Belki de az farkla kaybedecekti. O zaman başka şeyler konuşuyor olabilirdik ama yarışın her hızlı gittiğinde Boğat'a yarar. Buna aslında bir de şunun için değindim hocam. Siz bu kısrakları hep iyi kısraklar ve bu sene işte hepsi birden piyasadan çekildi dersiniz ya. O yüzden bu iyi kısraklar Sherry Sherry Lady, Tatvan İnci, Heart Baby, Flashing Girl gibi isimlere yakın bir performans gösterdi şimdi, aslında belki de. O yıllarda şöyle bir bizler açısından şans, koşanlar açısından aslında bir şanssızlık var. Mesela herhangi birini açarsan o yarışlarda aynı anda 5 tane 6 tane hepsini bir arada gördüğün yarışlar vardır. Evet hocam. Şimdi bu yarışta atların geneline haksızlık etmek istemiyorum. İsimler üzerinde de durmuyorum. Birkaç tanesini çık diğer atlar öyle çok en azından şu an için o performans sergileyecek atlarlar değiller yani. Ama orada Perilina mesela ne atlara karşı koştu? Tatvan İncisi demiştin, Iskır'a. Evet, bunlar birkaç sene arka arkaya birbiriyle birlikte koştular. Çok doğru. Yani, Sherry Sherry Lady değil mi? Kolay mı yani? Sherry Sherry Lady bırak bakalım görürsün nerede bitirdin yarışı. Bırakabilir misin? Kolay değil. Yani çok kaliteli safkanlardı bir dönem. Kesinlikle öyle. Onları da anmış olduk diyelim ve Karayel koşusuyla devam edelim. Değerli yarışseverler, aynı gün Ankara'da 6. koşu olarak yapılan Grup 1 mücadelede tabii bu kez 2 yaşlı İngiliz tayları bir araya geldiler. 1300 metre mesafeli koşuda Nirvana koşu favorisiydi ama pek bekleneni veremedi bu kez. İlk defa geçilmiş de oldu Nirvana. Kazanan kim? Kazanan Lion Victory ve Hişman Çizik'in ikinci grup bir galibiyeti. Yine moralli jokey, en iyi jokey tezini savunan ve tabii ispatlayan bir durum. Nasıl Ayhan Kurşun kısa süre önce doğru iki bir grup biri aynı gün kazandıysa Hişman da aynısını yaptı. Gökhan ne dersin? Şimdi ben de Nirvana'ya başladım. Nirvana 3 tane yarış kazandı ama son koşu gerçekten çok gösterişliydi. Yani koşunun son 200 metresine gereken rakip arasında 3-4 boy fark vardı. O arayı kapatıp kazanmak kolay değil 1200 metrede. Acaba o koşu mu ağır geldi yoksa tabii bugün için mi beklenen altında kaldı? Haksızlık yapmamak lazım. Hı. Bir potansiyel oldu aşikar. Sonraki koşularını da bir izlemek lazım. Şimdi koşu kazanan Lime Victor'ı ikinci koşusunda İstanbul'da geldi Sartuç koşmaya. O eleme mahallinde gezerken Lion Victory benim de atım koşuyordu. Baktığımda evet Burgaz'a çok benziyor ama Burgaz'a göre biraz daha yüksek, biraz daha uzun yani. Burgaz daha minyon bir at. Hatta dedim ki ya bir iki yarı sonra çok daha iyi olur bu tay. Yani daha böyle bir nefesi, kondisyonu, hani vücut olarak daha da başarıya gider diye. Dedi ki 3 şart koşar. Ardından açık yarış koşusu 3. oldu. Ama bugün öyle bir yarış yaptı ki Lion Victory, yani rakiplerine hiçbir şans tanımadı. Aslında Brad Fire da çok iyi bir tay. Başarılı bir tay. Düzlük dönüldüğünde iyi yerde gitti. İyi yerde de döndü. Devam ediyor ama Lion Victory yakalanacak gibi değil yani. Hani sonuç itibariyle 1.17.44 1300 metre Ankara çiminde 4-5 boy fark. Atlar gelse devam edecek. Sayırsın yükünü çekiyor. Önlerde gidiyor. Yani müthiş bir performans sergiledi. Tabii bir Burgaz olmak kolay mı? Değil. Ama o yolda ilerlediğini söyleyebilirim. Sonuç itibariyle 4'te 3 kardeşi. Yani Lion Victory'nin annesi Burgaz'ın anneannesi. Yani. Evet. İkinci annesi. King David. Kopya gibi zaten benziyorlar. Doğru. Bu biraz daha böyle yüksek ve uzun bir at. Ama çok başarılı bir tay oldu. Aşikar. Yarışta çok büyük bir analiz yok. Start-up ile liderliği alan Lion Victory hiç rakiplerine şans tanımadı. Kırmızı beyaz formalı beşlikteki Bright Fire ufak ufak yürüttürü, düzlük dönüldü. Yerini buldu ama rakibine bir şey yapamadı. Şimdi burada üçüncü olan Altın Sima var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Nedeni ise bir Kırdemir kız temsilcisi. Kırdemir biliyorsunuz ki Victor Galop oğlu. İşte Kırdemir Ömer Halim yetiştirmesiydi. Karakeçe kürsü aldı. Doğu illerinde çok koştu. Baktım 17 tayı var. Onu start almış. İkisi 5'i almamış. İkisi tabelaya girmiş ama 10 tanesi yarış kazanmış ya da tabelaya girmişler. Dikkatimi çekti. Paylaşmak istedim. Sonuç itibariyle ülkemize gelen böyle çok değerli, başarılı aygırlarımızın yavruları kendi içimizden çıkınca da bir başarı olduğunda şu an çekim zamanı da değil, aygır şeyi de rahat yok. Biraz daha dile getirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yamaniko'nun dördüncülüğü de güzeldi.
zaman içerisinde farklılık gösterebilirler. Toparlayacak olursak Bright Fire iyi bir tay ama bu gençin rakibine yapacak bir şey yoktu. Belki pist değişikliği ya da ne bileyim şehir değişikliğine etkilenir mi bilmiyorum. Ama her an devreye girip rakibine geçebilecek bir yeteneği var Bright Fire'ın. Ama Line Victory bu performansını sürdürdüğü sürece en azından şu an koşan, ortaya çıkmış, başarılı olan taylara üstünlük sağlayabilecek bir performans sergiledi bu koşuda çok net. Bundan sonra hangi taylar gelir, bir araya gelirler, koşacaklar göreceğiz yani. Ama şu an için zaten ilk grup bir karar kursunu kazanıyor, daha ne olsun. Ama çok etkili bir yarış yaptı yani. Bursa'da koşan Special of Horses Çilek Yürisi'nin Safkan'ı, o bu koşuda start almadı ve evet. işte niye start almadı, hani alsaydı bu koşuda başarılı evet. olurdu gibi koşu öncesi sosyal medyada konuşuluyordu. Evet. Sen Special of Horses'ın o Bursa yarışını izlemişsindir ben mutlaka. Ben İzmir'de zaten söyledim yani ilk bir sonraki yarışını kupalı yarış, grup koşu kazanacaktı. Doğru, doğru. Şimdi Sadık tabii ki çok tecrübeli bir ekürü Çilek Yürüsü, grup atları koşmuş. Azarak gibi, Suzy Gold gibi. Şimdi benim de atım olsa ben de tercih etmezdim. Zaten 3. koşusunda grup koşu kazanmış. Ardından şimdi yine bir şehir değişikliği, yine erkek atlar, ciddi rakipler. Bu yarışlar kazandığında kariyerine çok ekliyor ama bazı atlardan çok şey alıyor. Doğru, mesela bu ekranlardan bunu sürekli dile getiriyoruz ama hoca mesela bastırarak söylüyor. Ve ben hep fikirim. Yani o önemli ciddi koşular birçoğu attan birçok şey alıp götürüyor. Mesela olumsuzluk dile getirmesek ama şu an Secret Faber koşacak mı bilmiyorum. Gazi koşu kazandı. Şimdi Mucize Kız geri alındı. Royal Baby yok. Yok. Final Dance koşmuyor. İki tanesi zaten kaybettik. Yarat öldü. Final Sigoş'la Royal Baby'yi kaybettik. Maalesef doğru. İlk 5'teki atlar daha yok. Kolay değil o yarışı hazırlamak ama birçok koşu için öyle yani. Şimdi bu yarışta da tamam Ağustos ayına geldik ama bir diş atınız var. Potansiyelli grup bir erkek taylar. Bence kollamakta fayda var. Yani tabii, ben tabii. Ekürüyle aynı düşüncedesin. Ama koşup kazanır mı kaybeder onu kimse hiçbir şey diyemez. Beraber koşup biri 3 yarış koşmuş, biri 4 yarış koşmuş farklı şehirlerde. Haklısın. Etkili bir tane mi? Çok net etkili. %100 ama Suat hocamızın dediği gibi koşu bitmez. Safkanlarımıza dikkat etmemiz lazım. En iyi at, lazım. En sağlıklı, en iyi jockey, moralli jockey'si en iyi at da sağlıklı at. Aynen benim öyle. Çok çok iyi atım var şampiyon ama sıkıntısı problem var. Ne yapacağız? Yani. Ya da koşamıyoruz. Yani. Bunu hepimiz yaşıyoruz kendi içimizde. Evet, hatta ekürünün atı grup 1 kazanıyor. Gazi koşu kazanıyor. Diyor ki benim öbür atım bundan daha iyiydi. Ama sonuçta koşmadı. Doğru. Bu dünyada var yani. Maalesef öyle. Atlarımızın değerini daha da fazla bilmemiz gerekiyor değil mi hocam? Şimdi çok genç safkanlar yani yolunda çok başındalar. Ağustos ayındalar. Önlerinde upuzun bir 2 yaş ve arkasından 3 yaş. Ciddi bir sezon bekliyor hepsini. Bu yarışın en güzel yanı erken gelişen taylara güzel bir grup bir koşu. Erken gelişmenin süratlerinin, eşkallerinin avantajları burada öne çıkıyor ve semeresini alıyorlar. Startla beraber güzel yarışa başladı. Yanındaki atlar yaklaştılar. Bayağı da bir rahatsız ettiler ama düz yoldan sonra Line Victory yürüdüğünde onlar kayboldu gittiler. Yarışta bir etkileri kalmadı. Arkalarında üçüncü olan Safkan Altın Sima bayağı bir sertlik yaptı. Jockey'in işini bayağı zorlaştırdı. Düz yola doğru ancak yumuşatabildi çocuk atı. Diren dibine çok güzel bir yer buldu. Ancak o da üçüncülükle yetindi. İkinci olan Tay İstanbul'dan gidiyordu. Diğer atların gördüğüm kadarıyla, gördüğüm ve bildiğim kadarıyla tamamı Ankara atı. İstanbul'dan giden tek Safkan Bright Fire'dı. Genç bir Safkan. Mesela uzun yıllar önce bu internasyonel koşuda şeyde Greystorm'un jenerasyonuydu. Orada mesela güzel de bir isim var şimdi birazdan ismi aklıma gelir. Trakya birinciye bakarsan böyle benim de aklımda O ile mi başlıyordu 5 harfli. Or var olması lazım. Değil mi hocam? Or var. Evet, Or var doğru. Yani seyahatin bile, tabii, seyahatin bile üstünden geldi falan gibi yorumlar vardı. Yani iki yaşlı bir atın yola gitmesi bir anlamda handikap ama bu tay yine oldukça başarılı koştu. Fakat kazanana en azından bugün için yapabileceği bir şey yoktu. Nirvana'dan daha etkili bir yarış bekliyorduk. Bir önceki yarışlarındaki performansıyla buraya geçilmeden gelen bir safkandı. Sonlarda müthiş bir sprint yapıyordu. Fakat bugün için kazanan yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Yamaiko da güzel koştu. Son ana kadar
ikincilik mücadelesinin içindeydi. Bu safkan da bence ileride aşama gösterebilecek tarz safkanlardan bir tanesi. Diyoruz ve geçiyoruz. Tabii geçmeden önce hemen şu detayı da paylaşayım. Onu hazırlamıştım. Orvar olması lazım. Orvar, evet hocam, öyleymiş, ona baktım. Son 10 yıldır 1300 metrede yapılıyor karayel koşuları. Zaten 10 yıldır yapılıyor. Evet. Daha öncesi de varmış ama daha önce farklı kategoride 100 metre ve farklı kategoriler. Farklı yukarı 4 yukarı yani 2 yaşları gruplu farklı olarak mesafelerde. Evet. Tek grup bir çaldıran koşusu diyorsun. Çok doğru. Çok doğru. En iyi 3. derece oldu. En iyi derece 2014'te Dedem Şah'tan gelmiş. 17.06 yapmış. 17.33 derecesi Miss Planet'ın 2017. Bu da en iyi 3. derece 17.44. 1300 metre Ankara'da için pistte 2 yaşlıkta için iyi derece. 10, iyi derece tamam. Kesinlikle öyle. Bir kez daha kutlayalım, ayakları düz bassın diyelim ve geçelim. İstanbul'da 14 Ağustos Pazar günü yapılan Fatih Sultan Mehmet koşusuna değerli yarışseverler, günün 6. koşusu olarak yapılmıştı. Ekranlarınıza da gelmeye başladı. Grup 1 koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 çimde bir aradaydı. Long Runner koşunun favorisiydi. Ancak bu kez bekleneni veremedi diyelim. Koşuda 5. olarak mücadeleyi tamamladı. Kazanan Iglesias Rock ve Vernazza da gerçekten müthiş son metrelerde nefes kesen mücadele verdiler. Kazanan da Iglesias Rock oldu, Ahmet Çelik'le sevgili Gökhan. Beklendiği koşularda, daha fazla beklendiği diyeyim, daha öne çıktığı koşularda kazanamadı. Ama bu kez Long Runner'ın biraz arkasında kaldığı koşuyu kazanmayı başardı Iglesias Rock. Neler söyler? Şimdi Sağlıkçım, aslında analize çok açık bir koşu. Bakıldığı zaman da klasik hep böyle bu ve benzeri koşularda yaşanan olaylar var. Şimdi Iglesias Rock 3-4 boy, 3 boy, 5 boy kalıyordu. Dolayısıyla da Miler yarışları tercih ettiği için de bu koşular hızlı gidiyordu. Şimdi bugün o kadar kalmadı. 1-1,5 boy kaldı. Ahmet yürüttürdü. İyi bir yer almaya çalıştı. Sonra bir baktı, önde Vernazza gidiyor. Şimdi sen hiç Vernazza'yı gördün mü? Önde git yarışı tempo götürdün. Yok. Demek ki Vernazza gidiyorsa koşu yavaş gidiyor. Zaten direkt olarak oradan anlayabilirsin. Doğru. Ne yaptı? Hemen onun arkasına koydu. Eğer ki arkalarda kalsaydı Picabo gibi gelecekti. Ama yakalayabilir miydi tartışılır. Bence Vernazza kazanırdı. Hı-hı. Yani bugün Iglesias Rock Picabo'nun oralarda önünde gitmiş olsa bile Vernazza bitirdi, yakalanmazdı. Yani şartlar ne olsun, grup bir koşudan bahsediyoruz. İlk 400 26.70, ondan sonra 38.39'a geçiliyor. Yani öndeki at 39 geçti mi 1600 metrede grup bir koşuda, ya o gün çok eksik koşması lazım ya da o atın o sınıflardan çok eksik atmaması lazım. Şimdi öyle olduğunda ne oluyor? Arkadaki kanatların şansı azalıyor. Yani mesela şimdi bu yarış 26.70 değil de ne bileyim ilk 36 ya da 47.5-48 geçseydi, böyle yarışlar 48 geçilebilir. Bence Longner da farklı bir yarış yapacaktı. Picabo için her şey çok daha farklı olacaktı. Bu koşuyu kazanan Iglesias Rock'ın başarısını gölgelemez. Vernazza'nın fotoda kaybettiğini başarısını gölgelemez. Ama koşunun gidişatıyla ilgili konuşmak lazım. Bir de Ahmet Çelik'in başarılı olmasının en büyük etkisini bu ve benzeri koşulara inanılmaz bir koşu zekası ve inisiyatif aldığını düşünüyorum yani. Evet. Ve bu koşu onlardan bir tanesi. Çok haklısın. Bugün Ankara'daki Akdağ Fırtınası yarışı da bence öyle bir yarış oldu. Evet. Yani koşuda start verilip Vernazza'nın lider götürdüğü Miler koşu. 2 metre değil, Miler 1600 metre. Hı-hı. 26.70. Iglesias Rock 2 gittiği an rakiplerinden avantaj oluyor. Mesela şimdi burada bir durduralım. Kim bu koşuda ikinci oldu? Vernazza. Durduralım. Vernazza. Neredeler? Ön önde ikisi. Bir önde iki giden at 1-2 bitiriyor. Longlander nerede? 4-5 boy var. Picabo 6 boy var. Sence 39'a yakın geçilen bir yarışta grup bir koşuda kapatamazsın yani. Yok da. Kapanamaz. Ha, ben Picabo bekleyen split yapan at. Evet. Longlander, ben de önlere gitmiyorum, bekliyorum. Ama sonuç itibariyle yarış yavaş gidiyor. Birazcık daha önlere gidilebilirdi. Birazcık daha önlerde konuşulabilir diye düşünüyorum. Hep diyoruz ya koşu sonrası konuşmak kolay diye. Ama şu bir gerçek, bu mesafede bu dereceyle bu 6-7 boy kapanmaz yani. Aynen öyle. Kapanamazsın yani. Sonuçta bir boyla kaybetmiş bir kapıdan bahsediyoruz. Ha, koşu süratli gider de Iglesias Rock da 5 gider de yine etkilenir, kazanır da ayrı. Aynen. Koşuyu genel olarak bir analiz yapmaya çalışıyoruz ama böylesi yarışlarda bu kadar yavaş tempoda gidildiği zaman olmaz. Burada üstlerine çıkacaklar artık. Vernazza oyun oynuyor önde. Kulaklarını dikiyor, halis hayır, birazcık da işin ciddiyetinde ol diyor. Hı hı. Kalanmaz. Sonuçta 1-2 giden at 1-2 bitti. Mesela koşuda çok iyi koşan at Lex Tanyos. Neden? Onun da yeri rakiplere İyiydi. Göre daha iyi yerdeydi. Mücadele içerisinde oldu. Bir de mesela bu yılın inanılmaz bir aşama kaydeden yetenekli olan Vedat Abiş.
Bu ve benzeri koşullarda çok eksik kalıyor yani. Şimdi mesela Pikabu'yu yürüttürmekte geç kalıyor. E zaten sen arkadasın, yarış yavaş gitmiş. Daha atı atağa kaldıracak, geçmiş olsun burada. Öndeki atların tamamen tempası düşmesi lazım. Tabii. Mesela Kara Mustafa'yla hediye etti yarışı. Kara Mustafa yarışı ne yarışı? En son. Evet, hediye etti yarışı. Şey dedi ki Demir Perde, ben kazanmayayım sen kazan dedi. Anlatacağım biraz sonra. Hı hı. Bence Egregious Rock hak etti grup bir koşuyu. Kazandığı çok yetenekli, çok çok iyi bir at. Vernaz'ı zaten hep paylaşıyoruz. Burada hocayı ben tebrik etmek istiyorum. Hoca ben uzunla daha koşuyor dedim. Yok dedi, daha mailer koşuyor dedi. Hı hı. Harika koştu. Pikabu inanılmaz bir aşama kaydetti ama 4 start kazandığına söyledik bir stüdyoda biz. Bu at grup koşu kazandığında sürpriz olmayacak. Çok potansiyelli dedik. Doğru. Sonra işte grup 2 kazanarak geldi. Grup 1 koşu kazanabilirdi. Lex Talion's inanılmaz bir başarısı var ama Longlander'ın yapabileceği bir şey yok. Traktör ve Anadolu Aslanı birçok atta olduğu gibi biraz sıkıntılı atlar. Kolay değil. Bazen beklentinin altında kalabilirler. Bir sonraki randevide işler değişebilir mi? Evet değişebilir. Koşunun gidişatı, start numarası, jockey inisiyatifi. Ama bugün için her şey Egregious Rock'ın ve Ahmet Çelik'in bence koşunun yavaş gittiğini görüp hemen önlerde konuşlanması ve koşu kazanmasının en büyük etkisi oldu. Ama Egregious Rock, Vernaza, Pikabu, Lex Tanios ve Longlander 5'i de çok yarış yaptılar. Koşunun gidişatı, bulunduğu yer, rakipler farklılık gösterdi. Egregious Rock'ı bir kez daha kutlayalım. Zaten anne kanatlığından hep grup koşu kazanan potansiyel atlar veriyordu. Ama Egregious Rock sanki bu annenin en iyi yavrusu tabii, oldu diye düşünüyorum. Oldu. Yani bakalım şey yapmıyorum. Parasal anlamda da öyle oldu. Ya tabii Bad Wolf'sa çok kazandı ama öyle bir kariyeri yoktu. Ama hep potansiyel atlar tabii, yani. Kesinlikle öyle. Strak babası da zaten Sadlers versin. Yani. Sadlers versin. Ayakları düz bassın diyelim. Gerçekten de muhteşem bir anne hattı. Türkiye'deki en iyi İngiliz anne hatlarından biri desek hocam abartmış olmayız herhalde. Olmayız tabii. Zingala Kürüsü mazisi olan bir kürü. İyi bir çiftliği var. İyi yetiştirici. Geçtiğimiz yıllara nazaran ben her defasında söylüyorum. Sayısı az olsa bile bu sayı değil, kalite oyunu. İyi bir safkan. Her zaman grup atı getiriyor sahaya, doğru söylüyorsun. Az da olsa geliyor bu atlar. Bu annenin tayları veyahut da diğer kısaklarından yıllarca hep açık yarışlarda bu lacivert beyaz formayı defalarca gördük. Buradan da değerli büyüğümüz Sayın Yaman Zingal'a selam olsun. Evet. Başarılarının devamını dileriz. Yarış biraz da taktiktir, okumadır. Atlar aynı starttan çıkıyor. Öndeki iki at yavaş gideceği belli. Ben geçen programda söyledim. Gidecek hiç at yok bu yarışta dedim. Hı hı. Gidecek atın olmadığı yerde önde giden kazanır. Ahmet helal olsun. Hepsi uyudu. Vernaz'a bitirecekti bu yarışı. Çekirdek gibi yiyordu bu yarışı Vernaz'a. Eğer biraz takılsa İkisi yüzrak startta bitmişti. Arkada kalmayı da düşünse. Hiç. Kimsenin zaten ne kovalama niyeti var ne kovulacak da bir hali var yani. Çünkü bu atı geçebilecek potansiyelli atlar belli. Ne olursa olsun bu bir Vernaz'a. Vernaz'a burada çok akılcı bir yol izledi. Start avantajını kullandı, aldı direndimini, ufak ufak götürdü. Pist ortaladı, yapacağın her şeyi yaptı Halis. At da yaptı, Halis de yaptı ama İcisi Yüzrak genç, ezilmemiş. Hocam bir sözünü bölümüm. İlk 4 yarış haricinde Vernaz'a 23 yarış olmuş. 19'u grup 1, grup 2, grup 3 hep içeride ya. 2, 3. kazanmış. Vernaz'a hep söylüyor. Vernaz'a bu mesafelerin atı ama işte güzel devrini buldu, yaptı. Yarışın en iyi koşan safkanı Lex Talion. İlk kez çıktığı böyle bir ciddi mücadeleden yakın farklarla ayrıldı. Bir yere kadar iyi koştu fakat bir yerde sınıfı yetmedi. Koşacağı ilk kısa var yarışlarda. Her ata zor gelir. Sürekli zaten iyi koşuyor. Longrunner eski longrunner değil. Yavaş da gitse, hızlı da gitse, nerede giderse gitsin. Atlar belli bir yerden sonra bazı sakatlıklar atın geri dönmesine manidar durumlar oluyor. Ve bu at tabii bilemiyoruz şimdi. İlgilisi olan kardeşlerimizin bileceği bir konudur. Dubai'ye gitti. Seyahat esnasında veyahut da Dubai'ye inerken bir takım sıkıntılar yaşamış. Kolay değil. Çok iri bir makine. Çok iyi bir at. Bu yarıştaki atların hayatının sonuna kadar yapabileceği performansı, belki Türkiye'de bir daha hiçbir ata nasip olmayacak performansa sahip bir safkan. Bir yılda 9 grup 1 hocam. Ya bir yılda değil, isterse ölene kadar açılık yapıp da 500 atı olup bir yarış grup kazanamayan insanlar var kıyametle. Yani grup yarış koşmak bile farklı bir onur. Yani her ne kadar yok yarışın küçüğü bir olmaz denir de zaman zaman da olur. Ama longrunner şu an pistlerdeki en yetenekli, en kaliteli safkan. Bugün için böyle oldu. Yarış biraz hızlı gitseydi bir anda araya dalardı. Köpek balığı gibi kopardı kafasını hepsini şu anda. Hiç belli olmazdı yani. Longrunner böyle bir at. Ben kendi şahsi fikrim bugüne kadarki performans da ortada.
long runner ne olursa olsun bu metrenin atı değil yani. Yavaş da gitse, hızlı da gitse long runner bir miler değil. Biraz daha böyle bir 1900 üstü mesafeleri daha iyi koşan bir safkan. Neticelerle de bu oldukça sabit. Muhakkak ki 1600'lerde de ciddi başarıları imza attı ama koştuğu rakipler ve yarışlar itibariyle uzayan mesafeleri çok daha iyi koşan kaliteli bir safkan. Diyelim hocam yurt dışına peki. Gidelim ve sözü Onur Büke'ye bırakalım. In ve 8 numaralı Orange Freeze az sonra bu koşularıyla birlikte yarış yaşamlarına başlayacaklar. Şimdi 4 numaralı Recognize kulvarına yöneltildi ve 8 numaralı Orange Freeze kaldı box'ın gerisinde. Ve o da kulvarındaki yerini alan sonuncu tay oldu ve taylar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 5 numaralı Seras Dialed In geldi. İçinden de 4 numaralı Recognize ve onların hemen bir boy gerisine 7 numaralı Burnt Again. Daha sonra yanında 6 numaralı şimdi Luna Loca yer alıyor. İç kulvarda 3 numaralı Dream On Kara. Bir boy gelenden içeriden 1 numaralı bir anda Burning Hunter temposunu arttırdı. 4.'lüğe girdi ilk viraj dönülürken. Onun bir boy gerisinde 8 numaralı şimdi Orange Freeze kaldı. Daha sonra bir boy gerisinde 2 numaralı April First son sırada. 1200 metre start yeri geçilirken 4 numaralı Recognize önde. Fark bir boy. 5 numaralı Seras Dialed In ikincilikteydi. Şimdi farkı bir boyuna kadar düşürdü. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Burning Hunter var. Hemen dışında 7 numaralı Burnt Again. Bu ikilinin bir boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Dream On Kara. Hemen dışına geldi 6 numaralı Luna Loca. Bu ikilinin 2 boy gerisinde 8 numaralı Orange Freeze ve 1 boy gerisinde 8 numaralı April First sırası var yarışta. Son 800 metre artık koşuda ve 4 numaralı Recognize önde. Fark yine 1 boy. Dış kulvarda 5 numaralı Seras Dialed In ikincilikte. Onun 1 boy kadar gerisinden 3.'lüğe geldi 7 numaralı Burnt Again. İç kulvarda 1 numaralı Burning Hunter. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Dream On Kara. Dışında 6 numaralı Luna Loca. Daha sonra 8 numaralı Orange Freeze ve daha sonra da April First var ve taylar son düzlüğe çıktı. Son 400'ü 4 numaralı Recognize önde geçti ve farkı her geçen metrede arttırmaya başladı, açmaya başladı. Rakipleriyle olan arayı da açtı. Rakiplerini arkasına aldı. Şu anda onları da son 100 metre geçilirken ikincilik mücadelesinde bıraktı. Fark 5-6 boya kadar çıktı. Recognize 3. startında birinciliğe doğru gidiyor Ozel Escano'yla ve potayı bulan hatta 4 numaralı Recognize oluyor. 4-1-8-3 sıralama koşuyu 4 numaralı Recognize Ozel Escano'yla kazandı. Değerli yarışseverler, bir mücadeleyi daha efendim canlı olarak izledik ve devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sıradaki mücadelemizle devam edeceğiz. İstanbul'da 14 Ağustos'ta yapılan 8. koşu yani Nedim Ökmen adına anısına düzenlenen mücadeleydi. Ekranlarımıza da gelmeye başladı koşu. Kazanan Toraman Kaya oldu Mehmet Kaya ile sentetik pistte. Acaba diğer başarılı olduğu pistlere İzmir'in kumuna nazaran daha mı eksik dediğimiz diye düşündüğümüz diyeyim koşu öncesi. Toraman Kaya hayır öyle değil dedi ve kazanmayı başardı Gökhan. Ne dersin? Şimdi Sadık'cığım Toraman Kaya'nın sentetik pistte de başarılı olabileceğini bu stüdyodan hepimiz söyledik. Hı hı. Ama İzmir mesela ona bakarsan Adana kumu mu İzmir kumu mu dersen Adana kumunda da daha iyi koşuyor evet. Bakıldığında. Evet. Evet Adana ve İzmir kumunda daha iyi koştuğu aşikar ama bu sentetikte bu at kötü koşuyor kimse diyemez diye paylaştık. Niye?
Çünkü baktığın zaman koşu kariyerine, zaten bu at İstanbul'da koşu hayatına sentetikle kazanarak başlamış. Ya diyeceksin şartlı bile grup 2-1 mi? Değil. Ama sentetik yarışta koştuğun zaman da mesela şimdi sentetik yarışta bir bakalım ne koşmuş bu at? Haralar koşmuş grup 1. Evet. Bir saniye geri, bir buçuk saniye geri gelmiş. Diyecek ya bir buçuk saniye az mı? Ama son 50'de enseye bastı çocuk. Doğru. Yani işte kimi geçiliyor? Grup 1 koşudan bahsediyoruz. Yani grup 1 koşuda 5 boyluk bir fark var. Atçılıkta 16 handikap atlar 1-2 saniye kapatamıyor. Kısa vadede 7'de kapatamıyor. Grup 1'de kapatamıyor. Evet bu detaya da girebiliriz. Ama sonuçta yani mesela Kardeşcan da sanki sentetikte çok mu iyi koşuyor? Hayır. İzmir kumunda çok farklı koşuyor. Tabii. Ankara'ya göre de mesela. Çok doğru. Ama sonuç itibariyle koşunun gidişatı, atın o günkü durumu, jockey performansı bir alt üst alabilir miyiz yarışı? Yani burada mesela şimdi Mehmet Kaya yılların adamı bu ve benzeri koşuları hiç affetmiyor yani. Şimdi koşu çıktı ciddi bir, hatta bir karşıya alalım, karşı biraz daha alalım. Ciddi surat var. Uymadı. Koşunun en kilit noktasında özü doğruyla sancağın içerisinden çıktı, avantaj aldı gitti. Çıkamasa ne olacak? Ama Mehmet Kaya çıkıyor. Evet. Şimdi bu koşuda bir kere sarı yerli mücadele içerisinde olurdu. Tamam. Ciddi bir dezavantaj kaybetti. Yani Umutlu ve ilgilerine geçmiş olsun diyelim. Başarılı bir attı. Ama Sarıyerli'ye binen Vedat Abiş geç gördü. Mesela bir oraya alalım bir anlatalım. Bir oraya geriye alalım lütfen. Bak alalım. Önüne bakmıyor demek ki. Alalım alalım. Alalım alalım. Alalım biraz daha. Oynatalım. Tamam. Şimdi Umutlu en dışarıdaki at. Evet. Şimdi Umutlu'nun sakatlandığı andan itibaren ne zaman görür arkadaki at? İçinde kalabilirdi. Bak şimdi sakatlığı daha görmüyor. Bak bak at kaç aksiyon? Şimdi gördü gitti. Evet. At 6 aksiyon da tatravalli gibi yaptı. Ondan sonra gördü dışarı doğru gitti. Doğru söylüyorsun. Atı yarıştan kopardı. Geçmiş olsun. Oynatalım lütfen. Bu koşu içerisinde mesela işte Kudretli Tay koşmamış olabilirdi. Yollar az numarayı alıp gitmiş olsaydı o bile bitirebilir. Çünkü 2 gidip 3 gittiğiyle liderliği alıp üzerine döndüğünde çok farklı koşuyor Yollar az. Ne yapmış Yollar az? 5. 30 salise var, 25 salise var. Farklı koşuyor. Üzük dönüldüğünde bu kadar süratle gitti. Yollar az öne geldi. Yollar az arkasında Sarıyerli dezavantaj açıldı. Kardeşcan çok iyi yerde gitti döndü. Rakim ne yapacak bir şey yok. Burada durduralım. Bak şimdi. Toroman Kaya nerede? Arkada. Önünde devam eden Biliran var. Devam eden Sarıyerli var. Doğru mu? Tabii. Oynatalım. Bak şimdi. Oynatalım. Hop dışarıya çıktı. Oradan yolu aldı geldi. Bu kadar kolay mı ya? Dışında iki tane at varken oradan çıkmak. Ama tabii. Ülkemizde bu ve benzeri yarışlarda çok kolay içinden rakibini çıkartıyorlar. Sen düşünsene. Yurt dışında içinden rakibini çıkar. Rakip kazansın sen kaybet. Popa dikerler burada eskiden. Sen ne diyorsun ya? Ben anlatacağım. Kara Mustafa yarışında başıma geleni de anlatacağım ya. Tamam. Son ihtimalle Toroman Kaya çok yetenekli bir at. Ama Mehmet Kaya bu ve benzeri koşuları lehine çeviriyor. Hiç çıkamayacağı yerden çıktı. Avantajı aldı ve kazandı. Kardeşcan mücadele içerisinde. Biliran bu stilde koşarsa daha başarılı olacağı aşikar. Sonuçta önlerde gitse ne yapacak? Yani Kudretli Tay var, Yollar az var. Sakatlık yaşaması Umutlu var. Kolay değil yani. Bunu sürdürebilirse daha da başarılı olacak. Sancar 4. bitir grubun nihayetinde. Yollar az ne zaman liderliği o alır düz yönde dönerse o zaman bu ve benzeri koşuları pat önde geçecekti. Yani o at 2-3 gittiğinde 23-30 saniyeli yakın ara bitiriyorsa liderliği o birileyip düz yönde dönseydi kolay kolay bırakmazdı. Değişik bir at. Çok doğru. Torman Kaya ve ilgilerini bir kez daha kutlayalım. Hak ettikleri bir koşu hanesine eklediler. Tabii Sancar'la sen de çok uzun dönem ilgilendin. Ben de sosyal medyada işte paylaşımlarımda bayağı dikkatimi çeken bir konu olduğu için birkaç kez yazmıştım. Şimdi kıyıcının üzerine bunu en azından zamanı geldi diye paylaşayım istiyorum. Sancar'ın da bence göz koruyucu aksesuarıyla performansı çok ileri gidecek. Öyle bir hani izlenimim var diyeyim. Bakalım hani henüz kullanmadılar. Ya sonuçta ama usta bir ekipte göreceğiz. Yani Gazi Kuşu kazanmış, grup koşuları kazanmış bir ekipte. Sonuçta onun kararını verebilecek mutlaka, mutlaka öyle. Olabilir. Tabii ki. İnşallah da tabii daha başarılı olsun. Tüm safkanlar gibi gönlümüzden geçen de o. Diyelim hocama döneyim. Hocam sonlarda gerçekten kaç isim bir sayayım şöyle. Bir saniye içinde hocam koşunun 9 ismi. Aynı saniye içinde tamamladı koşuyu. Güzel bir yarış oldu. Bu güzel bir yarış. Çok hızlı gitti. Hocam çok pardon. Grup 1 koşuyla aynı derece geçti. İlk 600.
Evet. Grup 1 İngiliz koşusundan bahsediyoruz. Tamam. Bir de bu sentetik. Yani. Dikkatinizi çekerim. Sentetik koşu. Şimdi burada da sen bugün belli biraz Vedat Abiş'e takılmışsın. Ben de burada hani hep söylüyoruz. İyisini söyleyince çok hoşlarına gidiyor, kötüsünü söyleyince kızıyorlar. Yok kızmak şimdi, yok. Görkem Özçelik'i seyret. İlk 852 geçmiş, 1006 geçti. Ver sopayı. Biraz geri al şimdi. Evet, bak, atın, o atın şimdi buralardan sonra artık bırakacağı şeyler. Yani civarda mı gitmiyor, at artık ruhunu teslim etmiş orada yani. Evet. Oynat. Normal oynat, normal. Bariyerdi. Bak, elde, yakın kudretli Tay. Vuruyor. Şimdi orada muhtemelen seslendiler, hemen tuttu bıraktı atı. Yani bir atı bir metre evvel dövüyorsun ki oraya gelene kadar 1200 metre yarış koşmuş. Oradan sonra da ne var ne yok tutuyorsun. O bir metre evvel de dövme atı. Bak kaç yüz metre geri geldi at. Bak yarış terk ettirdi ata. Evet hocam, bunu hep vurguluyorsunuz. Yani son bir kamçı darbesinden vuruyor, bir saniye sonra atı tutuyor. Tutma aksiyonuna bir saniye bile geçmedi. O kadar bile geçmiyor hakikaten. 2 metre sonra tuttu atı. Toramanka'ya kaliteli bir safkan. Yarış her şekilde lehineydi. Zaten geçtiğimiz hafta konuştuklarımızda da 3 aşağı 5 yukarı ben hatırlıyorum. Ben 1 liranın biraz daha etkili bekliyordum. Foto finişe girer diyordum. Yine de girdi. Sancar'dan iyi bir yarış bekliyordum. İyi koştu. Kardeşcan zaten görüntüsü de yarıştan önce müthişti. Çok iyi yerde gitti. Çok geziyorlar. Bir de bu atlar çok koşuyorlar. Koştuğu için buralara kadar diri kalamıyorlar. Kolay değil yani. Tabii. Bakıyorsun şimdi tek tek dikkatli baksak, senin vaktin müsait bakarsın, Kardeşcan geçtiğimiz Ocak ayında da koşmuştur. Geçen sene Ekim'de de, yani 12 aydır 7-24 koşuyor bu atlar yani. Neredeyse aralıksız. İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, bütün pistlerde, her mesafelerde sürekli ciddi mücadelenin içindeler. Çok 4-3 doğru milyon kazanç sağlamış. 56 yarış koşmuş. Kolay değil ya. Bu sene kaç ya? Kaçıncı startı 56 bu? Yarış ama. Bu sene kaçıncı startı? Hemen söylüyorum hocam. 45'i grup koşu. Bu yılki. Bak Toramanka'ya sonlarda biraz dinlendi bu sene. Onun semeresini almaya başladı. Ki Ağustos ayındayız. 13 yarış. Mesela geçen yıl 17, ondan önce 15'miş. Yani bu gidişle normal tempoda giderse 17'yi geçer. Kesinlikle. 17 bir yılda. Evet. Kardeş adından koşacak en az 6 yarış var. Değil mi? 5-6 yarış var. Kudreti Tay koşmasa yollar az. Büyük bir sürprize imza atabilirmiş. Çünkü önde kendi kurduğu zaman tempoyu çok daha farklı koşuyor. Veyahut da Kudreti Tay yok sayarak koşsaymış. Farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yarışta çok fazla detay analiz yapacak bir şey yok. Kazananı ve ilgileri kutluyoruz. Ben geçen programda da bahsettim. Ahmet Kaya babasının aldığı bayrağı götüreceğe benziyor. Son haftalarda gerek Taylarıyla, biraz sonra yine konuşuruz, gerekse Toramanka'yla. Toramanka'yı kışın çok hor kullandı. Kolay değildi. Maddi manevi zor bir süreçten geçti. Ama şu an biraz oturdu. Daha da yaşı da oturuyor. Çok genç bir delikanlı. Kolay değil tabii. Büyük bir sorumluluğun altında kaldı. Bir ara kardeşi vardı. Gelmiyor eskisi kadar. Tek devam ediyor. Bunlar hep tabii bu yaştaki bir insanın kaldırabileceği ağırlıkta maddi manevi işler değil. 1 liran bu mesafenin en iyi atı. Bu gruplarda her atı geçebilecek bir safkan. İyi bir at. Aralarda kaldı, yılmadı, bırakmadı yarışı. Devam etti. Her ata her zaman zor gelebilecek kapasite ve yetenekte bir safkan. Sancar bu tip mesafelerin atı bence. Kısa mesafeyi daha iyi koşuyor. Temiz bir yarış. Özü doğru hep söylüyoruz. Uzayan mesafelerde iyi koşuyor ama işte o hep belli bir eşiği var. Kötü mü koştu? Kesinlikle değil. Yarışı 7. olarak tamamladı ama oldukça yakın bitirdi. O da kazananlar arasında çok fazla bir mesafe ve zaman farkı yok. Önünde yine iyi koşacağı uzayan çim yarışlarında ve hatta politrakta tekrar etkili olacaktır. Diyoruz ve devam ediyoruz efendim. Geçelim haftanın bir diğer önemli yarışı. Ankara'da yapılan 16 Ağustos'ta Anadolu Tarım İşletmesi koşusuydu. Grup 2 mücadelede 7 isim start aldı ama 3 isim oldukça ön plana, en azından koşu öncesi çıkıyordu. Demir Perde, Kara Mustafa ve Gül Hatmi isimleriydi bu 3 isim. Ve aralarında yarım boyluk farklarla sıralandılar. Son metrelerde zannediyorum sevgili Gökhan'ın değineceği önemli detaylar da var. Şimdi muhtemelen tam yılını bilemiyorum ama 25, 20, 30 sene önce biliyorsunuz A ve B grupları vardı. Ama A... söyledik Gökhan, bu yarış kazanan tek isim Demirperde, bu koşanlarınızda. Evet. Tarih tekerrürden ibaret oldu. Evet hocam. Evet.
Ve işte A grubu koşu A ve B grubuna bölündü. Ben bunu daha önce bu ekrandan anlattım. Start verildi, kalabalık koşu. İşte start verildikten sonra o kadar kalabalık koşu, viraj dönerken önündeki rakibine bir seslenebiliyorsun. Yani içindeyim, dışındayım diye. Hı-hı. Hani sana bir avantaj sağlasın da değil. Çünkü onun dışından biri getirirse o da diyor ki içimde at var. Hani yıkılma tehlikesi, kaza geçirme manada. Aynen. Neyse start verildi, 1900'lerde çıktık. Önümde Süleyman Aktı var, arkasındayım. Abi dedim, görüyorum küçük Miçkey dedi. Benim babamın lakabı Miçkey ya. Güzel, Süleyman abi beni görüyor. Karşılara gittik, görüyorum küçük Miçkey. Binlere geldik görüyor. 600'lere geliyoruz görüyor. Görüyorum küçük Miçkey. 300'lere geldik, hala görüyor. Ama ben yerimdeyim, hiç şey yok. Yapacak bir şey yok, tuttum. Dışarı aldım, geldim 3. oldum. Kazanır mı kaybeder mi bilmiyorum, geçmiş zaman. Atın ismi de Şerif olabilir. Şimdi öyle jockey odasına geldik. Ya abi ne yaptın, ne yaptın, öyle bir durumda yok. Bekliyorum ki eğri versin. Biraz elini yüzünü yıkasın. Hani soracağım abi diye. Tabii yani Süleyman Ak'tan bahsediyorsun. Dedi ki lan ben Ak dedi. İçinden dedi yol veren jockey jockey değildir dedi. Bak 30 sene önce. Şimdi ben dünya yarışçılığını izliyorum. Kimse içinden yol vermiyor. Hem rakibine yol ver içinden. Hem de grup yarışta. Hem de kaybet. Şimdi bu ya getirelim 800'ün oraya. Getirelim şimdi Vedat tamam. Abişi. Eleştiriyoruz, başarılarını anlatıyoruz ama eleştiriyor da. Yani sen 2200 metrelik bir yarışta koşunun en iyi yerinde gidiyorsun. Hemen bir heyecan yapıp atı dışarı çıkmaya çalıştım. Acaba içimi dışımı derken yerini koşunu kazanan demir perde veriyorsun. Vermese, öndeki iki atın da içine doğru girse kim kazanacak yarışı? Şimdi burada göreceğiz. Şimdi kim gidiyor? Aypars gidiyor. Dışında Gülpınar var. Arkasında Şimşek Efe var. Demir perde ve Kara Mustafa gidiyor. Sence buradan içinden o at çıkarırlar mı herhangi bir jockey? Yok. İhtimal yok. İzle. Bak şimdi. Yürüttürüyor. Buralarda bir şey yok. Bak şimdi. Açıldı. Tekrar içeri girmek gibi çaba. Atı açıldı. Bak şimdi. Evet. Ya bunu böyle bir şey olabilir mi? Biraz daha yayında geri alabilir miyiz? Tamam. Oynatalım lütfen. Bak. Gördün mü? Hop aldı içeri. Şimdi eğer ki o Şimşek Efe'nin orada hizasında olsa, yürüttürse, onu ufak ufak geçmeye çalışsa, Şimşek Efe'nin içindeki Gümpün arkada kalacak, yol bulmaya çalışacak. Tabii. Sizce ne olurdu? Sen hiç foul diyebilir misin? Yok. Sonuç itibariyle bu ve benzeri koşularda handikap koşu gibi değildir. Biraz daha sakin, biraz daha bilinçli yapmak lazım. Yani bu yarışta herhalde koşunun ilk iki rakibi desen, ilk önce söylenecek at Demir Perde. Doğru. Doğru mu? Tabii ki. Sen rakibinin yerini ver, yarışı kaybet. Çok kabul edilmesi bir durum değil yani. Birazcık daha bu ve benzeri şeyleri dikkat etmesi lazım. Çünkü jokeylik öyle bir şeydir ki bir iki şans verir, bunu herkes görür. Bir anda şanssız kalırsın yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani bu koşuyu yine çevirseydi çok daha farklı olurdu. Çok haklısın. Topu alacak olursak Demir Perde müthiş bir at. Grup 1 galibi bir at. İşte 4-5 yıldır sahnede, 3 yaşından beri Hatay koşusu kazanmış, kazanan bir at. Aksu ekürüsü hakikaten bu altanlar yavrularına çok iyi koşuyorlar. Yani bakıldığında altanın en iyi iki yavrusu, biri Deniz'im, biri Demir Perde, ikisi de bu ekürüde. Bir aygır oldu, muhtemelen bu da koşu hayatı bitince aygır olacak. Harika bir koşu performansı var ki bu atlar kolay, bir sürü badire atlatıyorlar, tekrardan geri dönüyorlar. Bence tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Kara Mustafa, o da aynı kategoride bir at. O da grup 1 koşular kazanabilen, çok yetenekli, çok başarılı, çimde, kumda, mesafede koşup kazanan bir at. Sonuçta yarım boyda kaybetmiş bir yarıştan bahsediyoruz. Gülatmi belki son yılların en iyi dişi atıdır. Verdi Aran'ın ardından bir koşu gördü. Bugün için erkek rakipleriyle ve 2200 metre mesafede binik mücadelesi verdi. Eğer ki bu koşudan sağlıklı çıkıp aktif olarak pistte kalırsa, ben Gülatmi'nin geçemeyeceği rakibinin olmadığını düşünüyorum. Özellikle böyle bir orta mesafe 1600 metrelik yarışlarda. Yani çok etkili geliyor. Çok kuvvetli geliyor. Bir koşu öncesinde Verdar'ın ardından da olmuş olabilir. Biraz sağ ayağını kullanmak istiyordu. Burada sol ayağına da aldı. Sağlıklı bir küllatma müthiş. Ama bir de Aypars'a parantez açmak lazım. Cevher vardı ya. Cevher at. Evet. Sanki onun yerini dolduracak gibi. Ben Aypars'a baktım. Son 4 koşusunda ve ondaki önceki koşusuna. Son 4 koşusunun önceki koşularda 1400 ve 1600 arası tabelaya yakın, tabelaya girememiş. Ama son 4 koşusunu 3'ü uzun mesafe, kısa vade 8, kısa vade 9 ve grup 2, 2-2-4 bitirmiş yani yakın ara. Yani sanki Aypars mesafe istiyor. Mesafede daha başarılı koşacak ve öne çıktı, boşluk kaldı, o da yaramazlık yaptı. Yani bir ara yakalanmayacak gibiydi. Ama gelip onu yakalayan rakipleri de koşu kazanmasını bilen grup 1 galiplerinden bahsediyoruz. Kara Mustafa, Gülatma, Aypars. Şimşek Efe koşunun en iyi yerinde gitti ama bir türlü o düzlükte arttırmıyor.
Artık sentetik mi istiyor, kum mu istiyor, bir vidası var, sıkılacak mı bilemiyorum ama yetenekli iyi bir at olduğu aşikar. Fakat bugün için en iyi yerdeyken devam etmedi. Demir Perde ve ilgilerini bir kez daha kutlayalım. Berat abi şimdi biraz daha koşu içerisinde daha bu ve benzeri mesela Goşe'ye de öyle yaptı. Evet. İki at gitti 600'e durmuş atın dışına dolandı. Doğru. Yani bunlara biraz daha dikkat etmesi lazım. Hanesine o koşuları da eklerse daha da iyi olacaktır. Kesinlikle öyle. 2007 yılından beri sevgili Gökhan 16 senede bu koşuyu sence kaç safkan kazanmış olabilir? Ha, güzel bir soru. 16 yıl düzenleniyor. Kaç safkan kazanmış 16 olabilir? 16 yılda kaç farklı isim böyle kazanmış? Böyle bir soru sorduğuna göre demek çok çok farklı safkan kazanmamış. 7 mi? 9. 9. Çok evet. İlginç değil mi? Ya hep kazanan üst üste kazanıyor. Bak ta Kafkaslı'dan başlıyor 2007'de. Zaten işin içerisinde Kafkaslı'da Karaüzüm girdiğinde 3-4 yılı domine ediyorlar. Aynen. Karaüzüm 4 yıl üst üste. Kafkaslı 2 yıl, Hisar Bey 2 yıl. Cevher 2 yıl, en son Demir Perde 2 yıl. Yani öyle bir koşu ki bir kere kazanan neredeyse... 5 at saydın, 9 at demedin. Yok, 9 safkan var tabii. Arada ha. Tek yıl kazanan Hayatım, ha. Lider Tay, Sement ve 6. hisse anladım. Beraber toplam 9 isim 16 senedir bu koşuyu kazanan isimler olmuşlar. Hocam bu böyle devam eder herhalde ileriki yıllarda. Araplar öyle biraz mesafe yaşlandıkça da daha iyi koşuyorlar. Koşuyor. Şimdi Karaviz'in 5 Cumhuriyet 4 tane şey mi kazanmış? Anadolu tanımış etmesin. Maşallah ya. Şimdi burada defalarca söylüyoruz. Bir jokeyi göklere çıkarıyoruz ama bir şey söyledik mi kızıyor. Kızsınlar işte yani benim açımdan çok önemli bir şey yok. Şimdi burada ikinci giden atı seyredin. Öndeki ata kaybettirdiği yarışı kendi atında var. Canını alırcasına dövüyor yani. Bu kadar at dövülmez yani. Bak başlıyor burada vurma. Ve dövüyor yani. At kamçı kullanmıyor. Hakiki dövüyor yani. Bak kaçıncıdır yani. Ve hocam kuvvetli görünümü var ve çok sağlam kamçı kullanıyor. Of. Ercan Çankaya kamçıyı iyi kullananlardan. O at olmasa belki Aybars bitirecek yarışı. Bak tekrar 6-800'e yarışı. Hiç gelen giden yoktu zaten. Ayağın önünde ufak ufak uyutmuştu grubu. Oynatalım. Oynat normal seyrinde. Evet, binlerden biri baskıda. Yani rakibin Aybars mı? Arkadakiler değil mi? Yani arkada 3 tane grup bir atı var. Ne istiyorsun Aybars'a? Aybars da temizledi kendinde. Yani bazen yarış şansı diyoruz ya işte bunlar. Bak şimdi bak nasıl... Var kuvvetinden nasıl dövüyor atı bak şimdi. Bak. İyi seyret. Bu kamçı var ya 4 kamçıya bedel. Tabii temposu düşmüş bak. Yani gücü azalmış at, ata. İşte atlar biraz da böyle sakatlanıyorlar. Zaten at sarsılmaya başladı hocam o baskıyı görünce. Zaten at bu grubun çok dengi bir at değil yani. Ama yedikçe sopayı gitti arkaya. Yazık. Sağından olmadı, hırsını alamadı, solundan da dövmeye başladı. Arkasında bir at var bak. Önünde 5 at var şu an. Hala dövüyor atı. Yani... Hocam Ercan Çankaya bu ata 3 kez binmiş. 2 7. bir 6. Yani 7. 6. isterse 3'ünü de kazansa benim açımdan hiçbir şey yok. Bak geçenlerde biz burada programa bir yarış aldık. Ascot mitinginde Holy Doyle 9 kamçı kullandı. Evet. Hakemin raporu ne biliyor musun? Diyor ki benim açımdan kamçının sayısı değil şiddeti önemli. Biz burada bazı baş jokey kardeşlerimizi eleştirdik ama bunlar atı dövüyorlar. Bir şey yaptığını zannediyor. Ata zarardan başka bir faydası yok. Ben daha önce de bahsettim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İsteyen dinlesin, isteyen dinlemesin ama dünyada bilim diye bir şey var. Sen ister kulağını kapat. Ama ondan sonra bu adamlar bu arabayı nasıl yapıyor de nasıl uzaya gidiyorlar de nasıl bu kumandaya basınca nasıl şimdi kanal değiştiriyorsun. Bunlar hep bir bilimle olmuş şeyler. Yani bunlar tesadüfen olmuyor. Kamçının atı götürmediği bilimsel olarak ispat edilmiş. Sen sabaha kadar döv atı. Yani Racing Post'ta bununla ilgili yani şu kadar bir makale yazıldı. Gözlerimle okudum. Yani isteyen de çok merak ediyorsa arşivlerden araştırır bulur onu. Atın kamçıyla gitmediğini. Hele ki böyle durmuş bir at hiç götüremezsin. Yalnız sakat edersin. At çünkü yorulmuş, canını vermiş gitmiyor artık. Gidecek takatı kalmamış. Çünkü zaten uzun bir mesafe yarış. Viraja kadar 1600 metre koşmuşlar. 1600 metre başlı başına ciddi bir mesafe. Yarışa gelecek olursak Gökhan'ın söylediklerine bir nebze katılıyorum. Akın orada tecrübesini kullandı. Ayrıca da bu öykünün atlarına biniyor. Zaman zaman Ahmet Çelik'le dönüşümlü biliyorlar. Verdikleri şansı en iyi şekilde kullandı. Tam yerinde orada yürüdü. Atında da gücü vardı. At da çıktı aradan. Yürüdü geldi yarışı kazandı.
Zaten 2'ye 1 koşuyorlardı. 1'e 2 kazandı. Aksu ailesini ve atın ilgilerini kutluyoruz. Önümüzdeki yarışlarda farklı neticeler olacağını umuyorum. Peki hocam, çok teşekkürler. Bir kez daha kutlayalım kazananı, ilgililerini ve geçelim İstanbul'da haftanın son koşusu 17 Ağustos günü, yani dün yapılan Aziziye koşusuna. Çarşamba gününün 6. koşusuydu Aziziye koşusu, ekranlara gelmeye başladı. Grup 2 mücadele, hemen sözü sevgili Gökhan'a bırakayım. Şimdi Aziziye koşusu çok önemli bir koşu tabii ki. Bu 3 yaşlı Arap taylarının artık Hatay yoluna doğru ilerleniyor. Burada tabii ki bir namalip bir Mahir abi vardı. Hakikaten yaptığı koşulara bakıldığında inanılmaz bir performansı vardı. Ve bugün için çok da iyi bir tempo kurdu. Yani kime önde döndü. Ama en son kazandığı koşu sonrası hani bir sağlık sorunu yaşadı diye bilgisi geldi. Herhalde muhtemelen ondan etkilendi. Yani niye kazanmadı bu at namalip diye değil, ama o bildiğimiz Mahir abi performansı yok. İnşallah bir an önce düzelir, eski haline döner Mahir abi için. Koşuyu kazanan Rock Iron'a bakıldığında en istikrarlı atı o. Hatta bir gün ilk kısa vade koşusunda bu rakiplerini geçmişti. Zaten Şahin Mahmut öyle bir Çanakkale koşusu yaptı ki dışarı doğru açılıp dezavantaja rağmen kazandı. Ama ben sana dedim, Şahin Mahmut bu hareketi neden yapmadı kendi de bilmiyor, yapmaz dedim. Yani at dışarı doğru kaçtı. Doğru. Eğer öyle bir şey olsaydı buralarda da niyetlenebilirdi ki Ahmet hiç Ayhan hiç kamçıyı sağ elinden almadı. Yani sağ elinden almadı, sağ elinde kullandı. Yani atın dışarı kaçmaya gitmeye gönlü yok. Hatta dışarıdaki rakibine kulakları da kıstı. İkisinin yeri değişmiş olsaydı netice de değişebilirdi. Ama koşu bu. Yine Mehmet Kaya klasik. Koşu içerisinde en ciddi rakibi beklenen altında kalınca çok iyi bir yerde gitti. Bu sefer en ciddi rakibini yakalayıp onu da içine aldı ve kazanmasını bildi. Rock Iron'u ve Kaya ailesini kutlayalım. Hem Toramak Kaya hem Rock Iron bence oldukça başarılı bir hafta geçirdiler. Ramazan Kaya'nın bıraktığı yerden devam ediyorlar. Bence önemli. Başta Ahmet olmak üzere tüm Kaya ailesini de Seçkin Aydoğan'a da kutlayalım. Şahin Mahmut zaten çok yetenekli, çok iyi bir at olduğunu bize bir koşu öncesinde gösterdi. Bu koşuyu kaybetmiş olabilir ama yarım boyun. Mesafe uzadığında, pist değişikliği olduğunda, koşunun gidişatıyla ve yeriyle alakalı değişikliği olduğunda her an potenine geçebilecek bir at. Ben burada üçüncü olan Memolito benim dikkatimi çekti. Ben ringde atlar gezerken baktım. Hani hoca böyle şeyler var ya, hani böyle biraz iri atlar, Arap atları biraz zaman ister, biraz otursun diye böyle bir hani bir Havuçeroğlu temsilcisi zaten işte. Havuçeroğlu, Atom Karınca, Bitirim Karınca. Ama o fiziğe rağmen inanılmaz bir yarış yaptı üçüncülüğü. Yani sanki böyle zaman lehine işleyecekmiş gibi. Zaman içerisinde o fizikle oturursa çok daha iyi yarışlar yapacakmış bir izlenim var. Bu yarış bana kalsa da ciddi bir koşuydu. Üçüncülükte bitirdi. Ben Memelito'nun bir sonraki koşusu ve koşu hayatını merak ediyorum. Çok çok iyi yarışlar yapabilecek bir potansiyeli var. Yani bu koşu sanki sürpriz veyahut da hani bu koşuluk böyle bir yarış yaptı değil diye düşünüyorum. En azından benim gördüğüm öyle. Çok güçlü bir atay oldu aşikar. Mr. Wind de zor attı. Sonuçta bir tipik Kaisbert. Yani Mr. Wind Mahir abinin yerinde gitmiş olsaydı daha farklı bir performans sergileyebilirdi. Dışarıda kalıyor. Atlara kızıyor. İşte ne bileyim, kendini vermiyor. Biliyorsun birçok Arap atı buna müsait. Tabii. Mr. Wind koşu lehine gittiğinde her an fotoğrafı önüne geçebilir. O gücü var. Ama zor bir at oldu aşikar. Koşuyu kazanan Rock Iron'u ve Şamil Mahmut'u kutlayalım. Başarılı 3 yaşlı Arap tayları devam ediyor. Biri grup 1, diğeri grup 2 kazandı. Hatay koşusu daha da zevkli olacak. Kesinlikle. Ama Memolito takip şart. Takip şart. Şahin Mahmut kazansaydı eğer, son 4 yıldır üst üste Çanakkale zaferi kazanan Safkan Aziziye'yi de kazanmış olacaktı. Kim onlar? Sürgün Tay, Hızlı Ahmet, Sertberk, her evet. üçü de Çanakkale evet. Aziziye dublesi doğru. yapmıştı. Şahin Mahmut bu gidişatı değiştirmiş oldu. Bu az farkla hocam. Neler söylersiniz koşu için? Güzel yarış oldu. Atlar tabii git gel yapıyor. Biraz da az önce bahsettiğim İngilizler Araplar için de geçerli. Kolay değil. Şahin Mahmut da Ankara'dan gidip geliyor. Bu seyahatlerde atları mevsim İstanbul'da hava mevsim normallerinin çok üstünde gidiyor. Çok boğucu evet. nem çok fazla. Isı fazla. Bunlar da atlara olumsuz yönde zaman zaman etkiliyor olabilir. Rock Iron tabii evinde koştu. Ben demin o Nedim Ökmen koşusuyla Toraman Kaya ile ilgili bir parantez açacaktım. Senden bekledim. Sonra yayın değişince söylemeyi unuttum. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun hocam. Bu Mehmet Kaya biliyorsun çok zeki bir çocuktur. Yani çocukluğundan beri çok zekidir. Kesinlikle. Bir şey dikkatini çekti mi?
Mesela Toromanka'ya neredeyse hiç binmedi. Hiç. Ama atlar uçmaya başladı. Baktım Mehmet hemen Ahmet'in yanına geldi. Amcasıya bindi atına. Şimdi ata hocam bir kere sentetikte binmişti İstanbul'da. İkinci yarışı. Hatırladım. Evet, ikinci. Yalnız senin o dediğin yarış ya bir ay önce bir biraz yakın zaman. Çok doğru. Yakın tarih. Yani hocam jokeylerle hayatında bir şeyde yaşamış olabilir mi? Marangoz sordu, o konulara pek girmeyelim dedi hocam. Tabii işine gelmedi. Çocuk zordayken kaçtılar şimdi diye baktı. Gemi yüzmeye başladı, geldiler. Mesela bu atla da Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya bayağı Halis Karataş. Tabii hepsi bindiler. Toromanka'ya mesela 30 yarış koşmuş. Mehmet 2 defa binmiş. İkinci binişi geçen yarış. Bu tay da bu göz dolduran bir tay. Yetenekli ve atla birebir mücadelede oldukça. Hocam daha devam eder. Sabah idman pistini izle. Zor gidiyor. Bak yani bu aygır, bak bu aygır da enteresan. Sultan Defos. Şimdi Türkiye'ye mesela yeni atlar gelmiş gibi oldular. Şimdi ben Sultan Defos'u da kaybetmişiz. Sultan Defos'u da kaybetmişiz. Ölmüş mü? Evet ya, yani da önümüzdeki iki sene ikili tayları var, sonra yok. Yani aşırı, bu iş öyle bir şeydir ki mesela geçen hafta müracaatı açsanız başka şeyler konuşursunuz. Arap'ta da İngiliz'de de. Tabii. Ama aşım devam ederken geçtiğimiz yıl baz alınıyor. İşte kış yarışları çok ağır basıyor. Şimdi aşım zamanı bittiği için biraz daha rahat konuşabiliyoruz. Ama kaybı tabii oldukça. 11 yaşında tayı varmış aslında şeyin. Ya yıllarca bir şey vermedi bu at, yani önemli bir tayı yok. Evet, birli ve sıfırlısı yok. Yani hayır, buna bu taylara yakın, bu Rakayr'ın performansına yakın bir at da çıkartmadı bugüne evet. kadar. Evet hocam. İkili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesela en çok kazanan sıralamasında şimdi Rakayr'ın ilk sıraya oturdu ama onun önünde 6 yaşındaki Ünlü Prens 600 bin barajında, 8 yaşındaki Gülker yine 600 bin barajında. Ama 6 sene, 8 onlar, sene, daha doğrusu 3 sene, 5 sene. Onlar sayıdan, adetten kazananlar yani. Çok 2 yaşında Kayales'in de elinde tayı yok yalnız. Ve demek ki olmadı. Daha önce vefat etti at. Yani. Ama uğurlu bir atmış. Bak gider ayak. Çocuğu rahatlattı yani. Oldukça tabii güzel taylar var. Bu at uzun yıllarda koşar. Yani kendini birkaç tane daha var bu jenerasyonda. Ben var var. Seyrediyorum. İzmir'de, Bursa'da var, var, zaman evet. zaman seyrediyorum. Farklı safkanlar var. Handikaplarda, normal yarışlarda da var. Evet, evet. Güzel bir at. Bu, ama şöyle bir şey. Bu jenerasyon, ben daha önce de söyledim. İyi bir tay jenerasyonu, Araplar. Bak İngilizler için aynı şeyleri söyleyemesem bile hala Araplar çok iddialı bir jenerasyon. Hepsi birbirini geçebilecek yetenekte, kabiliyette safkanlar, birincilikler 3-4 tabelada çok yer değiştiririz. Nitekim öyle oldu hocam. Biz sabah yarış zamanında konuştuk. Rakayr'ın Şahin Mahmut'u Mr. Win'i geçmişti. Mr. Win Rakayr'ını geçmişti. Şimdi Rakayr'ın Şahin Mahmut'u geçti. Son 3 yarıştır yerler değişiyor. Geçilmeyen Mahir abi geçildi. Evet, Topaz Göl vardı mesela sezona. Çok öyle. Sert başladılar çok ikisi. Doğru. Çok doğru. Çok daha başka atlar konuşacağız demek ki yürüyen süreçte. Girmeye başlıyorlar. Peki safkanlar yerlerini alıyor. Sözü hemen Onur Büke'ye bırakalım. Ve Veterans Beach Box'taki yerini aldı. Bu koşuda start alan tüm safkanların yarış hayatları, kariyerleri boyunca sadece ikişer kez yarış kazandıklarını belirtelim. Bunlardan California Chrome temsilcisi 3 numaralı Charles Chrome. Az sonra yapılacak olan koşuda şu anda yurt dışında favori ve ilk kez 131 gün aradan ardından katılacağı yarışta ilk kez kapalı gözlük aksesuarı takıldı bu koşusunda. Ve şimdi Immortalization da box'taki yerini aldı. Atların tamamı box içinde. Yarış başlamak üzere. Saratoga'da start verildi ve 7. koşu başladı 6 numaralı. Boom boom kabum. Bir anda şahlanarak çıktı ve 2 boy kaybetti. 1 numaralı Steelers Fan for Life de grubun yine 4-5 boy gerisinde kaldı. Şimdi içeriden gelen 2 numaralı Veterans Bridge aldı liderliği. Dışında 3 numaralı Charles Crom var. Onların dışlarından 7 numaralı Immortalization geldi. Bir anda 2 rakibini birden bastırdı, ekart etti. Öne geçti, numarayı aldı, kaptı ve 1 boy fark yaptı son 600 metreye. Şimdi 7 numaralı Immortalization önde gidiyor. Fark 1,5 boy oldu son 600 metreye.
kıymetliyi önde geçti. İkincilikte dış kulvarda 3 numaralı Charles Grommeman içinde, 2 numaralı Veteran Speech var bir boy gelirinde. İçeride 4 numaralı True Believe dışında da şimdi atak yapan yine Boom Boom Kaboom viraj dönüldü ve düzlüğe çıkılır çıkılmaz temposunu artıran 7 numaralı Immortalization farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Orta kulvardan 2 numaralı Veteran Speech, yanından 4 numaralı True Believe'in gayretleri var. Son 200 metre içerisinde 7 numaralı Immortalization önde. Farkı da 3 boya kadar çıkartıyor. İkinciliğe de 4 numaralı True Believe girdi. 2,5 boy farklı önde koşuyu kazanan 7 numaralı Immortalization oluyor. 4 numaralı True Believe ikinci oldu değerli izleyenler. 2 numaralı Veteran Speech üçüncü ve 6 numaralı Boom Boom Kaboom yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Günün 7. koşusunu 7 numaralı Immortalization Hector Ardiaz Jr. ile kazandı. Değerli yarışseverler, yurt dışında koşu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Biz de efendim stüdyodayız. Format programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftaya haftanın mücadelelerine nokta koyduk. Şimdi hafta sonu koşularına bakacağız ki 3 koşu var. İstanbul'dan yarın bir koşu, Ankara'dan cumartesi bir koşu ve kayıtlar üzerinden bir koşuyu değerlendireceğiz. Önce Özcan Kızılkaya, Doktor Özcan Kızılkaya koşusunun tablosu gelecek ekranlara. Yarın yapılacak olan mücadeleye bakalım. Ekrana geldi. 6 isim var. Sevgili Gökhan, evet, nasıl değerlendirirsin bu koşuyu? Yarının 6. koşusu. Şimdi çok zevkli, çok güzel bir koşu olacak. Hataya yer yok. Müthiş bir performans sergilen bir Bonnie Bomb var. Fakat yol ortası gazi koşusu olduğu için çimde biraz fazla yıpranmış bir Kapten Fantastik var. O yıpranmanın ardından koştuğu İstanbul'daki 1500 metrelik A3 koşusunun üçüncülüğünü oldu. O yüzden de bence bu koşu bu iki at arasında geçecektir. Hata yapmayan poti önde geçecek diye düşünüyorum. Kapten Fantastik, Bonnie Bomb bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Peki, iki isim Bonnie Bomb ve Captain Fantastic yeterli olur dedi sevgili Gökhan. Hocam bol Çikistan'da, şanslar. Çikistan'da ilave. Çikistan'da ilave. Evet. Peki, Suat hocamız da Çikistan'ın bu isimler arasına katılması gerektiğini söylüyor. Doktor Özcan Kızılkaya adına anısına düzenlenecek efendim. Yarın 6. koşu saatler 20.00'ı gösterdiğinde yapılacak. Ankara'ya gidelim, cumartesi gününe bakalım ve Ankara'da cumartesi gününün 6. koşusu Esenboğa koşusunun tablosu ekranlarınızda. Kısa vade 8 bir mücadele, 3 ve yukarı yaşlı İngilizleri 1400 çimde bir arada izleyeceğiz. 6 isim var, bu isimler arasında kim ön plana çıkar sevgili Gökhan? Çok zor bir koşu, bir tekrardan yani, çünkü 1400 metre önde giden atlar var, sonlarda gelecek atlar var. Bu Malkoçan grup koşularda yakın ara bitiriyor. Kısa vade yarışları foto önünde geçmeyi biliyor. Ben en şanslı isim Malkoçan olduğunu düşünüyorum. Eğer ki koşuda Greycourt ve Luminescence, yani ikisi erken birbirini yerseler, o zaman sonlarda etkili gelen Yıldız Tozu devreye girebilir. Ama koşunun en şanslı ismi bence Malkoçan. Peki, önce Malkoçan ama koşu gidişatına göre Greycourt ve Luminescence tempoyu arttırırlarsa Yıldız Tozu da şanslı olabilir dedi sevgili Gökhan. Hocam? Aynı atları söylemek durumundayız. Gökhan güzel atlar seçti. Yarışın temposu, gidişat. Mesela Greycourt iyi start numarası çekmiş. Bir starttan çıkıyor. O şansı verirlerse tehlikeli olan bir safkan. Luminescence keza aynı şekilde. Son yarışları her ne kadar tabela dışında kalsa bile yeteneği belli bir safkan. Dinlendi mi iyi koşuyor. Zaman 24 gün arası var. Etkili olacağına inanıyorum. Malkoçan ve Yıldızan diğer şanslı isimler. Yıldız Tozu ve Malkoçan diyorsunuz hocam. Peki, bu koşuda da cumartesi günü değerli yarışseverler hep birlikte izliyor, görüyor olacağız sonucunu. Kayıtlar üzerinden bakacağız. Halide Edip Adıvar koşusu 21 Ağustos Pazar gününün İstanbul'da Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak olan önemli mücadelesi ve şu anda kayıt tablosu da ekranlarınıza yansıdı değerli yarışseverler. Hemen ben de kendi önümde açıyorum. Grup 3 koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap kısrakları bir arada
11 isim kayıtlı. Umuyoruz tamamı yarın itibariyle deklare olurlar, ayakları düz bassın diyoruz. Ve Gökhan'a sorayım. Gökhan 4 yaşlı, 3 isim yaşça büyük, 8 rakibiyle koşacak. Ne dersin? Şimdi bu koşuda tabii ki yani koşu kariyerinin en iyi performansını 1900 metre yapmış bir gökyüzü var. Evet, 10'da 10 mu 11'de 11 mi? Yani 1900'de hiç kaybı yok. Evet, kaybı yok. Eğer ki bu koşuda çıkıp yine 1-2 boy önde tempoyu kendi belirlerse doğal olarak en şanslı isim. Ama buna bu şansı Köçek verir mi bilmiyorum. Çünkü Köçek önde ne kabul ediyor yarışı. Hı-hı. Bir yerden sonra baskı kuracaktır. Eğer bu baskı erken olursa sonlarda da Mavi Deniz gelecektir. O da çünkü oldukça iyi yarışlar yapıyor. Top alacak olursak Gökyüzü, Köçek ve Mavi Deniz yeterli olacaktır. Gökyüzü, Köçek ve Mavi Deniz üçlüsünü yeterli buluyor sevgili Gökhan bu koşuda ki kayıtlar üzerinden baktığımızda Gökhan 3 Kaysberg temsilcisini seçti ki Kaysberg temsilcilerinin toplam sayısı da 11'de 6 hocam. Ben bir de bir numara benzinci ilave etmek istiyorum. Bir başka Kaysberg temsilcisini de Suat hocamız ilave ediyor. Bir numaralı benzinci bu koşuda şanslı olacak isimler arasında değerlendirilmeli diyor Suat hoca. Yine müthiş mücadele efendim pazar günü Halide Edip adı var adına anısına düzenlenecek diyelim ve koşularımıza nokta koyup haberlerimize geçelim yavaş yavaş. Saatler 23.38'i gösterirken birbirinden önemli haberler gelecek ekranlarınıza. Önce Erken Sevinç'in mağlubiyet getirdi başlığını taşıyan haberimiz ekranlarınıza geliyor. 14 Ağustos Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Canterbury Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun son metreleri ilginç anlara sahne oldu. 1100 metre mesafeli kum pistteki Maiden koşunun son metrelerine 5 boy farkla önde giren Knowles Angel isimli dişi tayın jokeyi Chad Lindsay koşuyu kazandığı gerekçesiyle safkanını tebrik edip kolaylayınca dış kulvardan gelen Harry Hernandez idaresindeki Voodoo Fire isimli safkana mağlup oldu. Koşu sonrası Chad Lindsay'in teşviği erken bırakması eleştiri topladı. Gökhan tabi talihsiz bir kaybediş şekli. Jokey'in en azından kariyeri şimdi, için büyük talihsizlik bence. Bence çok büyük bir talihsizlik değil. Tabii ki sonuç itibariyle eleştirilmesi çok normal. Ama koşu kazandığını inanıyor. Atı da seviyor. Bir hata mı? Evet bir hata. Komiserler kurulu bununla ilgili bir çalışma yapacaktır. Siyah, çok siyah gözlükler de takmış. Hmm, güneş de var. Etkisi muhtemelen var. Onun da etkisi var. Yani buralarda kazandığına inanıyor. Yani şimdi bunu ikiye üçe ayırmak lazım. Burada asla bir art niyet kasıp olmadan yok, koşu kazandığını düşünen bir jokeyin bir hatası var. Komiserler kurulu bunun karşılığı neyse verecektir yani. Ama eleştiri alması çok normal. Ya bunu çok normal karşılamadı Gökhan Gülsün. Evet ama sonuçta durum ortada yani. Ama şimdi benzer bir durum ülkemizde olsa ben yine aynı şeyleri söylüyorum. Ben çünkü söylersin. Niye söylüyorum? Yok yok. Niyet önemli yani. Hani ense çöktü kaybetti. Tepki ve etki anlamında ülkemizde bunun çok büyük bir tepki Sadık, olur yani. Bak şimdi şöyle anlatayım sana. Bir daha videonun başını alabilir miyim lütfen? En başını alalım. Evet tamam. Alalım bak şimdi alalım. Durduralım. Şimdi Maiden koşu kaç boy var? En az 6. Şimdi bu 6 boy önde kazanıyor. Ses de gelmiyor arkadan. Unutmayın bunu. Atlar yaklaştıkça sesi de artıyor. Daha da yukarı doğru çıkıyor. Hissediyorsun onu sen. Tabii. Şimdi burada son yüzde, son yüz geçiyor. Atların sesi bile gelmiyor. Artık kazandım da Maiden bir koşu yani. Doğru. Kim geliyor? Hata mı? Evet. Tamam. Karşılık ceza karşı var mı? Evet. Ama sonuçta ya bu adam asıp kesemezsin yani. Ama kazandım devamında şimdi bak kaç aksiyon kala itmeyi bırakıyor ona bakalım. Bak şimdi göreceğiz. Bir bak, hata itiyor, var. Itiyor, evet tamam. Ama art niyet yok. Tamam bence de yok art niyet. Ne yapacağız ama şimdi zaman? Bak burada bak bıraktığı ana bakacağız. Bıraktı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aksiyon kala da itmek bırakılmaz ama grup yani. 1 koşuda 3 boy öndeyken 10-15 aksiyon kala enseye çökenler var. Yani bunu izliyoruz yani. 3 boy, 5 boy her neyse. Bu 6-7 boy önde. Bak seviyor atı. Yani bu evet erken bıraktıcı kaybetti. Bir karşılığı var ama jockey asıp kesmenin bir anlamı yok. Yok. Peki. Tamamdır. Hele ki nerede yapıldı bu yarış? Oradaki müşterek bahis nasıl bilemiyorum yani. Onlar en çok etkilenen onlar. Yarış severler. Evet. Ona bulmuyor şimdi bu jockey'i böyle yaptı diye. Peki. Ceza verilmez yani. Ceza verebilirsin bir şey demiyorum. Tamam. Bu erken bıraktın, kaybettin koşumun bir karşılığı var. Ama hani çok olayı... Büyütmeye gerek yok. Yani. Anladım. Hocam? Ben bu akşam yayına girmeden önce Murat'la da görüştüm. İyi niyetinin kurbanı kesin. Art niyet yok ama en iyi niyetli şekilde en az 6 ay bir kere gider ceza. 6 ay? En az. Yani sen bu... şimdi bu tarafa bakacaksın. Bu 6 ay ceza alırsa bak bakalım.
Yani ben burada yani takip edeceğim bunu bak. Bu haberi tekrar vereceğim. Takip edeceğim bunun cezasını tamam şeyini. Muhtemelen 6 ay civarı alır bir program bir çıkar bu 6 ay eğer ki zaten kötü niyetli olsa lisans komple gider dedi yani. Ya. Yani. Ama bu iyi niyetli oluşu hatadır tamam. Ülkemizde de oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor böyle şeyler. Olacaktır da. Hata insana mahsus. Bak burada enteresan bir şey. Biraz zoom girebilse bu atı sevmeden biraz 40-50 metre önce sağ koltuk altından bakıyor dışarıya. İçeriye bakıyor. Ne, televizyona bakıyor ekrana. Evet, çok hocam. O televizyona bakması işte o ekran yanıltıyor onu. Bak şimdi biraz sonra gösterecek. Böyle sağ kolunun altından bakacak. Daha var. Şimdi. Ya biraz sonra ya bak. Bak gördün mü? Baktı. Şimdi biraz sonra da sol taraftan baktı. Televizyona baktı. Bıraktı. Televizyon yanılttı onu. Sen televizyona bakmayacaksın. Önüne bakacaksın. Evet. Çünkü yarış artık orada 30 metre 40 metre kalmış. Hocam ama bunu takip edelim bu cezaya birkaç ay ağır ceza alır. Hocam, orada şöyle bir şey var. Tahtaları görmeden itmeyi bırakmamak daha basit bir kural olmaz mı bir jockey için? Vallahi şöyle bir şey var. Eski ben kendisini canlı olarak seyrettim. Yarış bindiğini de hatırlıyorum. Çok eski değerli büyüklerimizden Reşat Mergin vardı. Eski yıllarda İzmir'de Adana yarış da yapılırdı. Kazanana at sahibini jockey verilirdi. Böyle kırbaç verilirdi. Bir takım hediyeler verilirdi. Reşat amcanın adına, Reşat Mergin adına yarış vardı. O aynı böyle bir ceza almış. Süreli olarak lisansı iptal edilmiş. Daha sonra fotoyu geçene kadar itmeye başlıyordu. Yani fotoyu geçtikten sonra itiyormuş aslında. Mesela fotoyu geçtikten sonra iten tek bir jockey vardı. Dede Mutlu. Senin gördüğün. İşte Reşit amca öyleymiş. Öyle mi? İncik incikler dayanırdı valla. Cezadan sonra o artık fotoyu geçtikten sonra da itmeye devam ediyormuş. Böyle bir durum. Yani bu önü geçiş kesilmez tabii işte. Gökhan bindiği için de yarış diyor. Bak güneş diyor aldatıyor olabilir. Ama onu aldatan şey televizyon. Ha. Evet hocam. Ya bir de şöyle kesinlikle çok bir anda kapalı. O yarışı kazanan atı da görmedi bence. Yok gördü. O arkadaki foto da gördü. Kafasını çevirdi baktı atı yanında. Eyvah dedi. Yandık dedi. Geçmiş olsun. Evet. Ama cezayı takip edelim. Chad Lindsay'miş. Jockey'in ismi Lindsay, de bakacağız. Chad Lindsay'miş. Peki ikinci haberimiz Saratoga'dan ekranlara geliyor efendim. New York'ta yaz mevsiminde birbirinden önemli koşullara ev sahipliği yapan Saratoga Hipodromu'nda düzenlenen 1400 metre kum pistteki şartlı koşuyu büyük bir sürprize imza atarak Vale Lua kazandı. 2 numaralı Sweet Mister'in şabası var. 7 numaralı Vale Lua lider. 1,5 boy fark yaptı. 7 numaralı Vale Lua kazandı. Robbie Davis'in antrene ettiği kızı jockey Jacqueline Davis'in bindiği safkanın sürpriz birinciliği sonrası duygu dolu anlar yaşandı. Saratoga'da kariyerinin ilk birinciliğine imza atan Jacqueline Davis'in açıklamaları ve seremonide yaşanan sevinç görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Yarış severler, güzel haberler gelmeye başladı. Ya şimdi tabii atçılığın içerisinde bu var. Bu böyle izlediğin zaman işte küçük çocuğun böyle başarılı atları sevmesi ya da atla olan iletişimi. Ama aynı zamanda muhtemelen bu jockey yani antrenörün kızı antre ediyor atı ama atlarla büyümüştür, atların içindedir. Koşuya bakıldığı zaman şartlı bir koşu ama sevinç grup bir koşu gibi. Tabii. Atçılık böyle bir şey, koşunun büyük küçüğü olmaz. O an orada o ailenin yaşadığı tartışma açık bir konu bile değil. O en küçüğünden en büyüğüne nasıl sarılır? Bak o mutluluk, o başarmanın verdiği haz var. Herkes eve ne kadar mutlu dönecek. Aynen öyle. Yani bu ve benzeri mutlulukları Sadık'cığım planlayamazsın. Değil bu mi? Ve benzeri mutlulukları yani ancak bir dizide veyahut da bir tiyatroda usta, yetenekli oyuncular yapabilir. Doğru. Bir de böyle at yarışı yapar bunu. Bana kalırsa harika bir haber. Koşunun büyük küçüğü olması sözünü hep dile getiririz. Rahmetli Ekrem Kurt'tan. Koşunun örneğidir. Ben de şimdi kendimi o noktaya koyuyorum. Hoca da koyabilir. Kızı veyahut da oğlu olabilir. Öyle değil mi? Antrenör ediyorsun. Ona bir emek veriyorsun tabii, ve bir koşuyu tabii kazanıyorsun. Mesela orada bir sarılma anı var. Yani o mutlulukla, o keyifle, o hissiyatla bak şimdi küçük çocuğu sevecek. O bebeği. Bebek seviliyor. Bak bebekten sonra. Bak görüyor musun sarılmayı? Bak. Ağlamakla hem ağlamalı hem gülmeli. Yani nasıl sarılıyor? Zafer gözyaşları. Başarmanın evden hep beraber atlan. Tabii. Elini aldı eskiden mesela kova meşhurdu. Şey, Amerika'da ama kova kullanılmıyor böyle. Bez poşetler kullanılıyor. Evet. O temizlik malzeme fırça vesaire havlu. Evet.
Hemen atları yıkıyorlar, ıslatıyorlar. Bizi ekranına alır mısın Yunus'cum? Bakar mısın Sadıkçım? Nasıl sarılıyorlar yani bak. İnsanlar bunun için yapıyor yüzünden aslında. Yüzünden belli. Hem gülüyor hem ağlıyor. Yani bu keyif parayla veyahut da maddiyatla ölçülecek. Bunun ölçüsü para değil yani. Zaten parayla da satın alabileceğiniz bir şey değil hocam. Milyon dolar verseniz bu resimler, yani. Bu kayıtlar, o küçük bebek bir gün büyüyecek. Ben de hatırlamıyor şu an tabii ki, hatırlıyor olmuyor ama hayatı boyunca oralarda geçeceği için başka şeyler hatırlayacak. Başka anılar. Bir çok güzel bir aile resmi, çok geniş bir aile, arkadaşlar, eşler, dostlar gelmiş. Bizde biraz yasak var tabii. Müdahale ediliyor, sokulmuyor ama burada her yarışta, en küçük yarışta bile 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, çok fazla sayıda insanlar geliyor orada. Dostlarını, akrabalarını veyahut arkadaşlarını destek anlamında o günün keyfini yaşıyor ama bu ailece yapılan güzel bir başarı. Yani Gökhan'ın da dediği gibi yarış, büyük yarışı var mıdır? Tabii ki vardır. Herkes yani Gazi günü gördüğünüz insanlar çıldırmış gibi bağırıyordu. Hipodromlar yıkılıyordu. Burada da ama ne olursa olsun o aile için en büyük yarış bu yarış. Evet hocam. Başarmışlar. Hep birlikte başarmışlar. Güzel bir sevinç tablosu. Güzel bir başarı. İnsanların en azından bu ailenin uzun yıllar hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir sevinç tablosu. Çok ilgimi çekti. Güzel duygusal anlar da var. Güzel bir yarış. Süper hocam. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten müthiş bir haber. İşin zaten devamını sağlayan faktörler biraz da bunlar. Tabii hep hocam. Birlikte hani halk arasında güzel bir deyim vardır. Çorbaya bir tuz atmak. Herkes bir parça ucundan tutarsa bir başarı da biraz böyle çıkıyor. Çok haklısınız hocam. Bu duyguyu bütün isteyenlerin yaşaması dileğiyle diyelim ve geçelim 3. haberimize. Eşkaliyle dikkat çeken bir safkan geliyor efendim ekranlara. Amerika'da bulunan Oklahoma İtman Merkezi'nde birçok safkan hazırlıklarını sürdürürken birisi ise görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar henüz 7 yarıştan yalnızca bir üçüncülüğü bulunsa da 5 yaşındaki kır kısrak White Hat eşkaliyle hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Evet, harika bir görüntü ama performansı o kadar iyi değil henüz. Sadıkçım, İnşallah olur. Atları seviyoruz, yarışları seviyoruz. Aynen öyle. Yani performansı olan başarılı herkes seviyor. Yunus'cum ekrandan bizi yani. Alıp biz yine konuşalım. Ama atı gösterir misin? Senin böyle bir atın bakar mısın? Şu güzelle bakar mısın yani? Şimdi olursa olsun bu atın bir sahibi var mı? İlgilisi buna masrafını veriyor mu? Veriyor. Başka bir şey çok... Bence de albümün bir at, Kızılderili atlara da benziyor. Bak yıkandıkça nasıl sıcak vücudu kızarlı at. Yani sonuçta... Oynat Yunus sadece şey nerede yapma. Bu Amerika'da mı bu at? Evet, Oklahoma. Oklahoma'dan bak arada ne kadar fark var. Türkiye'de bir programa konu oldu. Evet. Muhtemelen ilk 2 ya da 3 yarısında meydana veda edecek. Emin ol. Bence de. Tabii de hazırlıkları yeni yeni hazırlanıyor mu? Birazcık hamsız gibi de gözüküyor. Şimdi bu at farklı renkte bir at olsaydı bu ilgiyi çekmezdi. Kesinlikle. En azından basına malzeme olmazdı. Yani dışı görünce nasıl hocam kızardı değil mi? Tabii. Suyu görünce. Vücut sıcak tabii, kıratların en belirgin özelliği. Çok yakında meydana veda eder Sadıkçım. Fotojenik. Evet, takip edelim. İsmini de evet, White Hat. İsim de yani tam ya çok, tam çok, ata uygun isim değil ya mi? Biz seviyoruz bu atlara, tutkuluyuz, ekmeğimiz atlar ama gerçekten çok özel canlılar. Yani inanılmaz, bir insanın hayatında olduğunda tamamen değiştiriyor. Bir tutku haline geliyor. Bu ne olursa olsun bu atın sayesinde insanlar ekmek yiyor. Bak orada ona bakanların da bir katkısı var. Hocam, atın da onlara katkısı var. Programa konu olacağını biliyormuş gibi poz verdi sonunda. Sadece bize değil ki dünyanın her yerinde bu gösteriliyor. Doğru hocam. Tabii bak şimdi sonlarda çok güzel duruyor. Şimdi bu değişik olduğu için bunu aldık. Bak. Mesela Japonya'daki o Sotoshi neredeyse her hafta haberi var yani. Var tabii. O çünkü ciddi başarısı da var onun. Tabii o müthiş. Grup seviyesinde bir an. Evet. Sürmeli gözlü. Sürmeli gözlü gerçekten. Hocam Yunus diyor ki Avustralya'da Apache Cat vardı. Belki hatırlar hocam diyor. Apache Cat hatırlamadım da benim mesela bugüne kadar yaptığımız programlarda en ilgimi çeken o Avustralya'daki büyük yarışı kazanıp hastanede atları ziyaret eden at. Yani öyle bir şey olur mu ya? Oo, evet hocam. Piol bir şeydi ismi. Yani müthiş. Harikaydı bir yani. O zaman stüdyoya sorayım, herkes birbirine soruyor. Bayet mi, Franken mi? Ya ben bu şeye karşı olduğum için kıyaslamam. O zaman ben cevap vereyim. CD Stars. Süper cevap. CD Stars Franken diyorlardı bir ara. Tabii ikisi bir arada koşmadan bilemeyiz. Fakat Bayet son kazandığı koşusunda tabii hepimiz izliyoruz. Ya startın önüne geldi. Hani bir at
koşar, koştuktan sonra duşa gider, rahatlar, kendini salar ya. Startın önünde daha koşu öncesi öyle duruyor. Jockey eldiveni çıkardı, katarmaları salmış durumda. Bir oraya bakıyor, bir oraya bakıyor. Yani bu kadar kendinden emin, bu kadar sakin, hiç ses yapmaya atıyor. Jockey tekrardan eldivenini taktı. Aynen. Çekler starta girdi. Misfif'in yanından sanki bir handikap atını geçiyormuş gibi geçti. Öyle geçti. Hakikaten. Çok özel bir at. Evet, çok özel bir at. Hocam bu arada Apache Cat de bu. Al ama surat hatırladım sanki şimdi, maskeli gibi bembeyaz olan. Evet, biz de artık yavaş yavaş sonuna geldik programın hocam bu haftada. Yine çok keyifliydi. Gerek program öncesi hazırlıklar aşaması için, gerek program esnasındaki değerli yorumlarınız için çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Elimizin geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla rejideki kardeşlerimiz, buradaki kameraman kardeşler, herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok çok teşekkürler hocam. Gökhan, aynı şey tabii ki senin için de geçerli. Bütün katkılar için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi çok keyifli, güzel bir program oldu. Bizi bu saate kadar bekleyip, izleyip katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Her hafta olduğu gibi rejide, stüdyoda tüm gün boyunca programı yapmamız için çalışan arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Efendim sizlere de her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Önümüzdeki hafta tabii ki aynı gün, Perşembe günü aynı saatte 22.00'da TCK TV ve Tay TV ekranlarında görüşünceye dek hepinize keyifli, mutlu, güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.